Evet. Tahminlerime göre şu an canlı yayına girmiş olmam lazım. Sadece tahminlerim değil elbette ki e, teknik bilgiler de bunu söylüyor ama aramızda zaman farkı olduğu için e, size birazcık geç geliyor tahminim 30 saniye ile 1 dakika arası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. E, Kumbara Kumbaraceli'de başladığımız canlı yayınlarımız kapağı açık kalmış isimli canlı yayınlarımız evlerden devam ediyor. Ee, şu anda da benim köşkümdeyiz. Ee, gördüğünüz gibi e, gerçekten çok yaratıcı bir şekilde arkada şömine var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ee, bu kadar becerebiliyorum. Duvarı yıktırıp e, şömine yapasım vardı, lakin beceremedim, beceremedim, beceremedim. Evet. umarız herkesin e, keyfi yerindedir. E, herkesin sağlığı yerindedir. E, biraz zor süreçlerden geçmeye devam ediyoruz. E, dün de bir aylık kayıp verildi ve vaka çıktı. E, bugün de e, anladığım kadarıyla bir takım kayıplarımız var. E, çok fazla e, bakamadığım için Twitter'a son durumu bilmiyorum doğrusu. E, olsun sağlığınız iyi olsun da e, kafi. E, hemen teknik kontrollerimizi yapalım bari. Siz de gelmişken e, ses nasıl, görüntü nasıl adlı sorularımı peşinen sorayım ki e, sonradan sıkıntılar yaşamayalım. E, bugün yayın kesiliyor e, gibi notlar var. Yayın niye kesiliyor? Doğrusu ona dair bir e, şeyim yok. Bilgim yok. E, zira şu an ben normal görüyorum. E, YouTube ile ilgili olabilir. İnternet meselelerin azalması ile ilgili olabilir. E, test yayında aldım. Orada hiçbir sıkıntı yoktu. E, birazdan düzelir umarım. Ne diyeyim? Evet. E, arada kendi notlarınızı söylersiniz. Bugün e, dolu dolu bir program. Hakikaten. E, neden dolu dolu? E, son... Gün bir yarışma yapmıştık dört kişiyle hatırlarsınız e, onun gibi bir yarışmamız var bugün de bu e, yarışmamıza dört kişi almıştık iki çiftimiz vardı bugün bir çiftimiz olacak ve onunla e, onlarla yarışacağız bakalım kendileri Altan Soru Tiyatroyu Kumbaracı 50'yi tiyatro meselesini ne kadar e, biliyorlar? Niye takılıyor yayın? Gerçekten e, bilmiyorum. Şu an bende bir sorun varmış gibi gözükmüyor. Kötü mü yayın? E, umarım düzelir o zaman. E, bir süredir neler yapıyoruz? Bir süredir e, evlere kapandık. Hepinizin bildiği üzere. E, evden hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayattan e, keyif almaya çalışıyoruz e, diyeyim. Onun dışında e, hepiniz umarım iyisinizdir. E, daha güzel günler gelene kadar bazı kurallara uyuyoruzdur. E, geçen sefer de söylemiştim. Bir süredir oyun okumaları yaptık. E, Anton Çevuk'un yazdığı ve e, Yılmaz Grodan'ın dilimize çevirdiği Dokuz kısa oyundan bir kısmını okumuştuk. Ee, yakın zamanda bazılarını okumaya devam edeceğiz umarım. Değişik e, tekliflerimiz olacak. Ee, tabii bu yayınlarda oyun seyretmek, oyun yapmak falan biraz zorlayıcı ve çok etkili değil galiba ama başka şekilde buluşmalar yapmaya devam ediyoruz. Ee, biraz da boğucu bir süreç tabii hepimiz açısından. Nefes almaya çalışıyoruz. Birbirimizin varlığını bildikçe birbirimize nefes verebiliyoruz. Bu önemli bir şey bence. Ee, bu tür süreçler genelde dramatik süreçler ya. Yani bazı yollara giriyorsun. Ee, o yollardan aslında bir süre önce geçmişsin. Ee, hayatına başkaları dahil olmuş. Belki 10, belki 20, belki 30, belki 40 seneni o kişilerle, ailenle, dostlarınla, işte beraber çalıştığın insanlarla. Komşularınla, esnafla, esnafsan mahalledekilerle geçiriyorsun bir şekilde e, hayat elbette. E, hepimiz kendimizi sınıyoruz, bir yandan birbirimizi de sınıyoruz aslında. Yani bu uzun yolda geldiğimiz yola kadar geçirdiğimiz tüm serüvenlerde, tüm badirelerde yol arkadaşlarımız ya da yol arkadaşımız sandıklarımız kimlermiş... Bir yandan da bu tür dönemlerin e, turnu sol kağıdı etkisi vardır hakikaten. E, ne demek turnu sol kağıda etkisi? Ayrıştırmak için, ayrıştırmak derken, bazıları gibi ayrıştırmaktan bahsetmiyorum. E, ayrı ayrı kutulara koymak derdi Tommy. Derdi ki bazen tasnif edeceksin. Tasnif etmek ne demek? Hayatında bir sürü birikmiş şeyler var. E, 2014 senesiydi. E, yok 2013 senesiydi. Gezi sonrasıydı. E, gezi zamanı Tommy genelde evdeydi falan. O süreç geçti. Sonra e, aradım ben işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Tasdif ediyorum dedi. Anlamadım neden bahsettiğini, neyi tasdif ediyorsun falan. E, o kadar çok biriktirmişim ki dedi. E, ayrıştırmaya başladım. başladım. Bir sürü kutular var elimde, bir sürü malzemeler, anılarım, dostlarım, biriktirdiklerim. Mesela dedi, işte çok eski bir, birinden kalma bir e, mektup bulmuş. Ne hiçbir zaman söylemedi. Ama bütün bildikleri şaşmış bulduğu mektupla. E, ve elindeki bütün kutuları ayrıştırmaya başladı. Bazılarını çöpe gönderdi. Birikmiş bir sürü şeyi çöpe gönderdi. Hatta e, atacağı bazı şeyleri ben o zaman dedim ki delirdin herhalde bunları nasıl atarsın falan. Çünkü ben de biraz çöpçüyümdür o konuda. Biriktiririm. E, kıyamam atmaya. E, hayır dedi atacağım çünkü e, görmek istemiyorum yani. Kalmış. Geçmişte kalmış. Geçmiş ne diye bir daha göreyim. Bu Buradan kastettiğim şey değil yani. Eski sevgilileri, eski yaşanmışlıklar. E, açısından değil de biriktirdikleri açısından söylüyorum bunu. Ne yaptı? Sonra onları ayrıştırdıktan sonra bir kısmını mesela ben almıştım. Tamam bunları atma demiştim. Mesela Tommy'nin eski eşi Savaş e, fotoğrafçı, haberciydi. E, o yüzden birçok slide vardı elinde. Birçok negatif vardı Tommy'de kutuda. E, onlardan birini ben aldım. E, çünkü baya tarihi belgeydi yani. E, bazı zamanlarda böyle özetle yaşadıkça bana da bir gün dedi ki artık senin de tasnif etme zamanı geldi. Ayır, ayrıştır. Atacaksan at. Saklayacaklarını sakla. Beraber yol alacaklarını sürdür. Gibi. Ee, ben de onun sözünü dinlediydim. Ee, bazen de bir şeyler yaşıyorsun. O sözlerin anlamı o zaman karşılığını buluyor. Yani zamanda söylenmiş herhangi bir söz başta hiçbir anlama gelmezken sen bir şey yaşadığın için bir anda çok anlamlı veriyor. Ee, bugünlerde Özetle bana sorarsanız birazcık öyle. Hem dışarıda bir hengame, dışarıda bir tatsızlık var işte. E, hem toplumsal olarak hem. insan malzemesini tanımakla ilgili çok acayip bir süreçmiş. Hiçbirimizin deneyimlemediği bir süreç. İnsan bu tür süreçlerde şunları görüyor. Mesela ne kadar dostum varmış acaba? Ailemle ne kadar iyiymişim acaba? E, acil durumda kilidi kırınız şeklindeki kutuma kimleri saklamışım? E, ya da Kimlerin acil kutusundaymışım vesaire onları bir test ediyor. O yüzden de hayatına herhalde hepimiz yeni kararlar almış olarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu kararların bir kısmı elbette ki sağlığımızla ilgili olacak, yaşama biçimimizle ilgili olacak. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Tabii ki bir kısmı da e, çevremizle ilgili olacak. E, ne ile nasıl devam edeceğimize dair belki de hiç şu güne kadar kurmadığımız yeni cümleler kuracağız. O yüzden bu süreçten hepimizin her açıdan sağlıklı çıkmasını ve bu sağlıklı çıkışta da kimlerle nasıl hayatına devam edeceğine doğru karar vermesini umarak başlamış olayım bari. Evet az önce yazınız gördüm. Şu tarafımda Şöminem'in hemen sol üst keşesinde duran Cordelia. 27 Mart günü bahsetmiştim Melis sancak. Az önce yazmış. Bana mesajlarınız yeni geldiği için anca söylüyorum bunu tabii ki. Ee, orada kordelyacık e, duruyor. Tabii benim evim birazcık e, bu açıdan müze gibidir doğrusu. Hem oyunlardan e, arta kalanlar hem dostluklardan arta kalanlar evin e, her tarafında vardır. E, tahmin edeceğiniz üzere Tommy'den kalmış bir sürü şey. Mesela şu an baktığım yerde Tommy'nin Soytanım Dinara'da kullandığı asa Asılı duvarda ee, gibi 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 ee, hepimizin kutuları var benim de tasdif edip benimle kalsın dediklerim duvarlarda işte özetle ee, böyle uzaktan uzaktan show must go online ee, bugün gördüm çok <laughs> tatlı geldi çok doğru geldi Shakespeare oyunları okuyacaklarmış dünyanın her tarafından birinin önderliğinde doğrusu şu an hatırlamıyorum o yüzden hakkını yemiş olmayayım e, meraklı bekliyoruz doğrusu bizimki de birazcık öyle gidiyor ama e, aslında bu süreçte madem böyle kapandık falan e, böyle bir birbirimize temas edelim dediğimiz yerden birbirimize faydamız dokunsun da isterim doğrusu e, bütün bu süreç tamamlandıktan sonraki tamamlanacak elbette ki e, yarın olmayacak belki belki haftalarca belki aylarca belki sadece günlerce e, evlere kapanmış olacağız ee, belki bu yayını bizim yahut hani moderatörü, moderatörü olarak benim devam etmemin pek bir anlamı kalmayacak. E, ee, kime ne fayda diye düşüneceğiz. İnsan sadece seyrederken değil, üretirken de bir şeyler yaparken de umutsuzluğa sık sık düşer. Ee, düşmemek için de yeniden üretir. Ee, hani hayat içerisinde bazen hiç tanımadığınız birinin iyi misin diye sorması bile nasıl keyifliyse birbirimizin e, hayatına da iyi misin diye temas etmemiz çok yerinde diye düşündüğümüz için bu bağlantı var. Belki bu bağlantı içerisinde birazcık e, sizinle takip edenlerle e, canlı yayını canlı yayın sırasında yahut sonrasında görmüş olanlarla e, biraz tiyatro üzerinden madem biz bir tiyatroyuz haliyle. E, ama tiyatronun da ana malzemesi insan ve biliyorsunuz ki hani tiyatronun içerisinde olmayan şey de yok. Olamadığımız şey de yok. Olduğumuz şey de yok. Özetle tiyatro içerisi aslında olmamak üzerine bir şey. Çünkü o kadar olmuyorsun ki bir sürü şey olmak zorunda kalıyorsun. Eğer olmuş bir şekilde geliyorsan da hiçbir şey olamıyorsun. Bunu da böyle söylemiş olayım. <laughs> belki beraberce geleceği bu anlamda tasvir etmemiz. Belki beraberce geleceği e, kurmamız mümkün. Yani nasıl bir tiyatro bekliyoruz. E, memlekette nasıl seyirler oluşturalım? Birbirimizden ne bekliyoruz? Merak ettiğiniz şeyler nedir? E, bizim oyun süreçlerimiz, bizim derken sadece altıdan sonradan bahsetmiyorum. E, tiyatroda üreten kişilerden e, bahsediyorum. E, belki Hani üreticilerin çok bildiği ama seyircilerin hiç bilmediği alanlar vardır. Kulis dediğimiz yerler vardır ya. Mesela bir oyun çıkarma sürecinde dekor süreci nasıl bir süreçtir, ışık süreci nasıl bir süreçtir, okuma provası nasıl yapılır, oyun çıktıktan sonra oyun sırasında nasıl bir süreç geçirilir vesaire gibi. Ortak hikayelerimizi oluşturmakla ilgili de güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Arada masama çarptığım için kamera kendinden geçip sallanıyor e, kusurumu bağışlayınız. E, o yüzden... E, Kumbaracı Elin'in hem Twitter adresi var hem e, Instagram adresi var. Altıdan sonra tiyatronunda şu an canlı yayını seyrettiğiniz YouTube adresi var. E, buralardan açıkçası bize türlü tekliflerde bulunabilirsiniz. E, en azından devam etmemiz için bir sebep e, olacaktır sizin varlığınız ve e, deneyimleriniz diyeyim. Ee, hem talepler anlamında söylüyorum bunu hem de acaba ileride, acaba yarın, acaba yazın, acaba sezonda, acaba karşı karşıya geldiğimizde diye başlayan tüm acabaların neticesinde belki de diye bir cümle kurabiliriz. Bu anlamda da e, desteğiniz tatlı olabilir doğrusu. Neden bunları söylüyorum? E, şundan ötürü söylüyorum. Bugün ne? 4 Nisan. E, biz yayına ne zaman başladık? 16 Mart'ta başladık diye tahmin ediyorum. Yani aslında bu yayınımızın 3. haftası. İlk 2 hafta beşer gün yani hafta içi her gün yaptık. 10. On, bugün 12. On yayın diye tahmin ediyorum. Ee, tahminim yanlışsa e, özür diliyorum. Ee, e, bu süreçte farklı tecrübelerimiz oldu. Bizim hiç tecrübe etmediğimiz bir şey bu. Doğrusu bu YouTube yayınlarından falan çok anlamıyoruz. Fark etmişsinizdir. Ee, ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum. Çokça tartışılıyor bu yayınlar elbette ki hatta artık canlı yayın yapmayan kim kaldı bir el kaldırsın falan gibi durumlar da var. Instagram'da da sürekli, Facebook'ta sürekli herkes canlı yayın açıyor ve buna benzer ya şahsi ya da kontakta olduğu kişilerle yayınlar yapıyor. Bu çok değerli bir şey elbette ki ama bir süre sonra da boğucu bir tercihe dönüşebilir. Benim nacizane hem bu şu an izlediğiniz yayınla ilgili hem de kendi yolculuğumuzla ilgili kendi yayınlarımız yani hepimizin ...online devam eden hallerimizle ilgili... E, ...dengeli bir yol... Tuttur, ...tutturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir süre sonra, çünkü psikolojinin aşamaları var biliyorsunuz... ...bunlar... ...bir süre sonra... ...farklı boyutlara gelebilir diye endişelerim de yok değil. Öfkeye dönüşebilir... E, ...hiç e, lügatımızda olmayan... ...sözcüklere devşirilebilir. E, başka başka... E, ...içimizde sakladığımız... ...tuhaf yerlere doğru gidebilir. O yüzden... E, ...tadında... ...sürdürmekte fayda var... E, ...bu yarışmalara geçeceğiz birazdan... ya. ...yarışmaların da birazcık mantığı bu aslında... Yani ...hem diri tutmak e, kendimizi... ...hem e, beraber kurduğumuz... ...ilişkiyi sürdürebilmek... E, ...hem de e, beraberce... ...sorular arasından... ...kimi şeylere göz atarken... E, ...sohbet edebilmek aslında... ...vesile bu... ...bazı sorular var ki doğrusu... ...cevabını ben bile bilmiyorum... ...o yüzden e, zorlayıcı sorular oluyor... ...bugün de bir yarışma yapacağız... Bir de yarışmadan sonra bir konuğum olacak zaten duymuşsunuz dur <laughs> nedir o ee, çok sevgili Osman Osman derken ona ben Osman dediğim için Osman Sevinç Erbulak bugün e, canlı yayında konuk olacak onunla da sohbet edeceğiz ve başına neler geleceğinden haberi yok halbuki ben hazırlıklıyım. E, zira kaç senedir tanışıyoruz ve elimde onunla ilgili çok kirli çamaşır var. Bugünkü yayında Sevinç Erbulak'ın bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmeyi düşünüyorum. E, bir anda yayından kopabilir. E, şimdiden bunun sebebinin bu olduğunu hepinizin bilmesini arzu ederim. E, beraber pek çok e, yaşanmışlıklarımız var. Gerek e, şehir tiyatrosunda olsun, gerek kumbaracı ellide, altından sonra tiyatroda olsun. E, gerekse de e, atölyede olsun Kendisi benim öğrencim bile oldu inanmazsınız. Ee, aynı zamanda gezinin neticesinde çıkan bir oyunda da yine kendisiyle bir şeyler yapmıştık. Ondan da herhalde bahsederiz. Kendisiyle de yarışacağız bu arada. Allah bilir neler hatırlıyor. Kendisi çok oyun seyreder, çok takipçidir. Bakalım neler biliyormuş. Ee, o yüzden diğer bugünkü konuğum olacak. Tabii ki genel sohbetimiz içerisinde onunla da tatlış oyunlar oynayacağız bakalım uzun zamandır karşılıklı oynamıyoruz bugün karşılıklı oynayabilecek miyiz sevgili Sevinç eğer Bulak? evet son konuştuğumuzda ne yapmıştık yazarlık üzerine de biraz sohbet edelim demiştik devam ettirelim demiştik bugün yazarlık üzerine sadece şunu söylemek istiyorum şimdi açanlar için veya Halen bizi seyretmekte olanlar için. Ee, yazarlık üzerine konuşurken birkaç e, ödev vermiştim ben e, takip edenler için. Bundan sonraki programda veya devamında şöyle şeyler talep ediyoruz sizden. Böyle 3-4 sayfayı geçmeyecek... Bunun tabii ki akademik tabirleri de var da ben böyle daha anlayalım diye 3-4 sayfa diyorum işte bilmem kaç vuruş gibi işte 10 dakika 15 dakikayı geçmesin gibi şeyler var ama 3-4 sayfayı geçmeyecek bir monolog rica ediyoruz sizden. Nasıl monologlar bunlar? İster yarattığınız bir kişinin konuşması olsun bu ister şu anki ruh halinizle ilgili bir monolog olsun ister böyle kurumsal bir hikaye kurun ister başınızdan geçen bir hikaye kurun. Bütün bunlar dahil hatta hepsini beraber kurarsanız daha da tatlı olur. Zira gerçek hayattan alınmıştır oyununda geçen. Aslında işte Finzi Vayka bir selam olan cümleyle yazmak üzerine şunu söyleyebiliriz. Birazdan okuyacaklarınız gerçek hayattan alınmıştır. Çünkü ben yazdım. O yüzden yazdığınız anda gerçek olan bir şeyden bahsediyoruz. Birazcık nasıl yazılırla ilgili Hasbihal ederiz. Lakin önceki yayınlarda birazcık konuşmuştuk bu konu üzerine. Belki izleyip veya izlediyseniz onları hatırlayıp da devam edebilirsiniz. Biraz bugünlerin hikayesi bize kalacak şekilde devam ediyoruz. Ama illaki bugünkü hikayeleri tutmak zorunda da değiliz. Çünkü hayal sınır tanımaz biliyorsunuz. Yani çoğu eser gerçekten onlar... Yaşandı ve bu yüzden falan gibi değil aslında o yaşanmışlıkların neticesinde bende uyanan dünya ile ilgilidir yani illa böyle birebir acılı atıyorum veya sevinçli zamanlar aynı şekilde anlatılmaz o yüzden hayal gücümüz o yüzden biriktirdiklerimiz çok önem kazanıyor belki hepimizin hikayesi vardır belki değil kuşkusuz hepimizin hikayesi vardır ve bu hikayeleri paylaşmak için aslında bakarsanız hazır evlerdeyken çok doğru bir zaman. Evlerden evlere hikaye nakliyatı, bir de bakliyatı diye bir şey var. Bu konuda yazmayın. Çünkü bunu skeç yazarları yazıyordur zaten. Siz bunlardan yazmayın. E, velhasıl o 3-4 sayfalık küçük e, monologları yazmanızı e, tavsiye ediyorum. Yazdıklarınızı da, demiştim ya, Twitter, Instagram, YouTube kanalı var. E, oradan herhalde gönderebilirsiniz diye tahmin ediyorum olmadı bakarız başka taraftan gönderebiliyor musunuz ama yazın 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 görsel değil yazınız yazı kalır derler söz uçar yazı kalır lafı boşuna değildir evet yazı kalır bütün bu videolar vesaireler bu canlı yayınlar elbette kalabildiğince kalacak geriye ama aslında yazılar kalacak geriye e, yazılanlar belki canlanacak sonra ama yazılan kalacak geriye e, o yüzden bu hazır bizde ...burada buluşurken bunu sürdürmekte fayda var diye düşünüyorum. E, bunun dışında tekrar edeyim. Yani yayınlarda bu bazı sürdürmekle ilgili eğer sürdüreceksek... ...önümüzdeki günlerde de yani önümüzdeki haftada çarşamba gerçekten buluşacaksak... E, ...belki bu yayınla da ilgili önerileriniz önerileriniz e, olabilir. E, belki onları da e, konuşma sinek geçti. İnanılmaz. Hayat devam ediyor. Gördüğünüz gibi sinek geçebiliyor bu iyi bir şey. Sineğin olmadığı yer kötüdür. Hayat yoktur orada. Günün sözünü söyleyip kapatsam ya. E, o yüzden arzu ederseniz e, bize önerilerinizi yazabilirsiniz. E, bu kanalın gayesi böyle tanrım youtuber ve evet şimdi de falan filan gibi bir tarafı yok doğrusu. Açık açık söyleyelim onu yani bazen şeyi görüyormuş. Eee bu ne var burada, bu ne falan gibi. Yok bir burada bir şey. Yani bu yayında e, daha çok falan öyle bir durum yok doğrusu. Biz bize, biz bize dediğimiz bazen milyondur, bazen elli kişidir yani fark etmez. Biz bize devam eden bir yayın bu. Kimse zorlamıyor ne yapmak için şu an beni. <laughs> Aslında zorluyor da söyleyemiyorum. E, geçmiş zorluyor beni bunu yapmak için. Evet. Ve dolayısıyla da gelecek tahminim o ki şu an izleyenlerde hem geçmiş hem şu an hem de gelecek adına izliyorlar. Arzu ederseniz izlemeyebilirsiniz gerçekten burada öyle bir reklam da almıyoruz. Yani deneyim ama vallahi reklam alacak bir şey de yok etrafta. Kumbaracı reklamı yapıyoruz inanılmaz. E, o yüzden biz bizeyiz biz bize kalalım. Çoğalalım daha çok biz olalım. Umarız ...bu süreci de böyle çoğalarak geçirelim. Ee, şimdi... E, ...birazdan yayına... ...iki yarışmacımızı alacağım... ...ve bakalım başlarına neler gelecek. Ve Fakat... ...sizden ricam yayına... ...iki arkadaşımı almadan önce... ...size bir video izlettireceğim. Daha doğrusu bir klip bu. Ee, Youtube'da var. Arzu ederseniz bu klibi seyredebilirsiniz elbette. Ee, yakın zamanda... Ee, sonlanan bir oyun ee, Sonlandıktan sonra da e, Bir süredir oynamıyor ee, O oyunda geçen bir şarkı bu Hatta son Yarışmamızda Bu şarkının söz yazarı kimdir diye sormuştuk ee, Söz yazarı Shakespeare'di ee, Şimdi o şarkıyı size dinlettireceğim Nedir o da ee, Higo Sevgili Halil Babür'ün yazdığı benim yönettiğim Alican Can Yücesoy, Halil Babür ve Ayşe Ayşegül'ün oynadığı Higo adlı oyunda geçen bir şarkı bu. Çetin'in Gördüm Anıtlarını adlı şarkısı. Oyunu bilenler hatırlayacaklardır bu şarkıyı. Şimdi bunun bir video klibi vardı. Oyunda da ...gösteriliyordu. Oyun gereği mecburdu. Ama onu e, YouTube'a da yüklemiştik. Orada da vardı yani. Şimdi müsaadenizle... E, ...size o klibi göstereceğim. Sözler e, William Shakespeare. 64. Sone. Yanlış hatırlamıyorsam. E, müzik Halil Babür. Söyleyen Ali Can Yücesoy. Klip e, nerede çekilmişti? D-22'nin e, köşkünde çekilmiş idi. Ee, bu klipte bir de kukla var Karabatlı kardeşlerin bitmeyen şen gösterisindeki kukla bu kukla. Ee, o kuklayı da ben oynatıyorum. Bak bu da kimsenin bilmediği bir şey. İnanılmaz bir beceri gerçekten. Arzu ederseniz bu kadar bahsetmişken geçelim ve şu Çetin yani Alcan Yücesoy'un rolü olan Çetin'in klibini beraberce izleyelim. うん。<music> Sonsuz Tunç ölümün gazabına köledi, Başları göğe değen kuleler darmadağın ve son ölümün gazabına köledir. Evet, gerçekten e, sevgili Ali Can Yücesoy'un e, sesinden dinledik efendim. Neyi dinledik? Çetin Beyci'nin şarkısını, e, sözler William Shakespeare, e, müzik Halil Babür. Hakikaten muhteşem bir ikili. Evet, yarışmacılarımız aramızda. Şimdi kendilerini yayına alıyorum. E, buyursunlar. Ve Diyorum ama Evet. İyi misiniz efendim? İyiyim. Evet. İyiyim. Teşekkürler Siz de çok gergin görmemin özel bir sebebi var mı? Hayır. Hayır, yok. yok. Bunun dışında bir sebebi yok. Nedir bunun sebebi? Şu an canlı yayında olmanız mı? Evet. Çok heyecanlı. Hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Çok basit sorular soracağım. Eminim. Eminim diyorsunuz. Ah ne oldu? Niçin böyle şeyler oldu? Mesela ara ara yer değiştiriyoruz. E, kullandığım program kafasına göre bizi bir yerlere atıyor. O yüzden bazen 3, bazen 4, bazen tek kişi görüşüyoruz. E, bunun da bir anlamı olsa gerek. Evet. Hazal Hanımcığım. Efendim? Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? İyiyim işte evde takılıyoruz gördüğünüz gibi şömine yanında konforlu bir alanda. Ee, sizi tanıyalım biraz. Evet tanıyalım. Ee, ben Hollanda'dan katılıyorum yayına. Hollanda'dan katılıyorsunuz. Aman tanrım. Evet. Hollanda'dan yayında bizi sürekli çağıran, gelsin niye <laughs> Hollanda'da oyun oynamıyorsunuz diyen Hazal Hanım'la galiba şu an e, karşılaşıyor e, izleyicilerimiz değil mi? Evet. evet. Sizi nereden ee, bu... tanıyoruz? Bizim atölyelerimize katılmıştınız. İyi Evet, yazarlık atölyesine katıldım. Evet. Evet. Ben tanıyorum da evet. benim atölyeme katılan herkesi izleyiciler tanımıyor. Evet, utanç verici evet. bir durum ama tanımıyorlar. O yüzden onlara bir şans tanıyalım. Hollanda'da ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ee, doktor yapıyorum. Ne üzerine? Ee, tedarik zinciri. Tedarik zinciri. Evet, supply chain. Supporting, yes. Tedarik zinciri nasıl bir şey ki siz? Daha Hollanda'da bunun e, doktorasını yapıyorsunuz. Şu an e, tedarik. E, biraz böyle işletmeyle alakalı işte logistic. Ne e, kadar şaşırtıcı. E. Yapabiliyor musunuz şu an bunları? Okul kapandı da Hollanda'da? Kapandı, evet okullar kapandı. Şu anda e, evden çalışılıyor. Hmm. Ee, dersler yok ama sokağa çıkma yasağı falan ilan edilmedi henüz ilan edilmedi diyorsunuz peki evet, muhtemelen de ilan etmeyecekler ekonomi önemli ekonomi önemli olduğu için Hol Hollanda'da da olsa önemli Türkiye'de de olsa önemli demek ki Türkiye'de bir nevi Hollanda ee, bu iki ülke arasında demek ki bir fark ki. ki. gördünüz mü ee, peki biraz da Berna Hanım'la Sofi Berna Hanım siz ne yapıyorsunuz? Öyle bakıyorsunuz. Evet. Genel olarak. Evet. Genel olarak ne yapıyorsunuz? Genel olarak ne evet. yaparsınız? Sizi tanıyor ee, yani. Ben e, 18 yaşındayım. 18 yaşındasınız. Ee, Evden çıkamıyorsunuz. Evet, evet. Aman evet. ya Rabbi. Evet, aynı öyle bir durum. Eyvah! Var. Nasıl bir his? Evet, öyle bir durum var. Nasıl bir his? Yani çok çıkmıyordum zaten güvenlik kadına adına. Evet. Çok. Tuhaf bir şey olsa gerek. Kesildi galiba. Geliyor mu şimdi? Evet ama çok çıkmıyordum. Çok bir şey fark etmedi. Hı. Öyle. Şu an geliyor ama görüntünüz dondu. Olsun benim görüntümde bir şey yok zaten. Ne yapayım? Allah da beni böyle yaratmış. Şimdi geliyor mu? Ee... Görüntüm gelecektir elbette. Zamanda Siz ne yapıyorsunuz peki? Ne yani okuyor Okuyor musunuz? Ay hiç birine bunu soracağım aklıma gelmezdi. Evet, o okuyorum ve Fatih Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Lise son sınıf öğrencisisiniz. Var. Aynen, canım. evet. Öyle. E ne okuyacaksınız üniversitede inşallah? E, psikoloji okumak istiyorum. Psikoloji Aa, ya da üstü. ekonomi. Çok güzel. Çok güzel. Hep böyle miydi isteğiniz yoksa şu günler sırasında ya en iyisi galiba psikoloji okumak çünkü insanların ihtiyacı olacak sonra gibi bir şey mi? Yok yani birkaç aydır böyle. Hmm. Dolayısıyla bu süreçle ilgiliymiş gibi gözüküyor. Yok yok değil <laughs> ama evet yeni bir karar ama bunlarla alakası yoktu. Peki. Ee, güzel güzel bir seçim. bu. Ben de e, ikinci kez üniversite sınavına girdiğim zaman yani makine mühendisliği okuyordum, sonra bıraktım. İkinci kez girdiğimde diğer ihtimalim psikolojiydi doğrusu. Çok istiyordum. Hatta eğer psikoloji kazansaydım tiyatro okumazdım büyük bir ihtimalle ee, bu konuda da çok e, netim. Fakat e, fen Lisesi mezunuydum ben. E, o yüzden katsayıyı düşürdükleri için hala anlayamadığım bir şeydir psikoloji de niye sosyal puanla değil mi? Sosyal puanla alınıyordu o zaman. Fen Lisesi mezun olduğum için benim katsayım düşüktü. O yüzden e, şu an istedik. O e işte, O zamanlar öyle değildi. O zamanlar öyle değildi ve ben dehşetengiz bir şekilde anlamamıştım. Haliyle kazanamamıştım Ama çok çok önemli bir bölüm diye düşünüyorum. Freud'i izliyor musunuz? Şu sıra herkes Freud'i izliyor. Yok ben izliyordum henüz. İzleyin, izleyin. İzleyin. Kafanız yansın. <laughs> Tam o yaşlardasınız. Tam kafa yanacak yaşlardasınız. İyice birbirine girsin hayat. Siz izleyin. Pekala. Ee, yavaştan Hazal Hanım. Efendim. Berna Hanım. Hı. Güzel. Gecikmeli geliyor ama yapacak bir şey yok. Ee, ses çıkarmak için alet var mı yanınızda? Var evet. Şeker kutusu. Şeker kutusu. Çok yaratıcı. Evet. Berna Hanım. O bardak. nedir ya? Ha, bardak. Bardak. Ve çatal. Çok güzel. Ee, Kumbaracı etiği evet. takip Hı. etmişliğiniz var mı? Evet. 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 Altıdan sonra tiyatro. Evet. Yok, çok yetişemedim sanırım. Kumbara ceyli, altından sonra tiyatro nasıl yetişemediniz? Ne var? Yani, evet. Ee, peki şimdi size e, belli sorular soracağım. E, kazananımız da sezonumuz açıldığında bizim davetliğimiz olacak. Artık Hollanda'ya davet ederseniz biz de sizin davetliğimiz olacağız, Hazal Her zaman işi. beklerim zaten sürekli söylüyorum. Evet, sürekli söylüyorsunuz. Berna Hanım, sizin birazcık bağlantınız kötü. Ee, daha iyi olan bir yere geçme şansınız yoksa e, bu bizim için yeterli olacaktır. Yoksa sizi yerinizden kaldırmak gibi bir niyetimiz yok doğrusu. Bu ee, düşünceler evet. haliniz. Tamam. Yani çok az daha şöyle yaklaşabilirim. Ve bir anda evet, bağlantınız evet. düzeldi gerçekten. Ee, <laughs> Belki daha iyi. Evet. Ee, ve fakat e, zaten bakın Hollanda'nın internet altyapısı ne kadar güzel, Türkiye'ninki ne kadar kötü adlı e, e, karşılaştırma içinde uygunuz galiba. E, şimdi o zaman size e, bir takım sorular sormak üzere başlıyorum. Lakin sizden şimdi ricam var Berna Hanım orada, Hazal Hanım orada. Hazal Hanım sizinle başlayalım. Ee, bana bir sayı söyleyeceksiniz, o sayıya denk gelen soruyu size soracağım. Hazır mısınız? Yani ikinize evet. birden soracağım. Sadece e, sayıyı seçme hakkını sevgili Hazala verdim. Buyurun, tamam. birden 60'a kadar bir sayı alayım. 10, 14. 14. 14 diyorsunuz. Evet. Hmm, güzel evet. soru. Çok güzel soru. Pek de severim bu soruyu. Hazır mısınız? Sorayım mı? Evet. evet. Peki. Yayına birazcık geç kalıyor bizim sesimiz ama artık birazdan toparlar diye tahmin ediyorum. Ee, sorum kumbaracı 50 ile ilgili efendim. Soruyorum. Doğru yanıtı biliyorsanız hemen ses çıkaracaksınız. Cevabı verme hakkı kazanacaksınız. Kumbaracı 50'de görünen Kaç kolon vardır? Hazal Hanım önce davrandı. Berna Hanım belki de e, aynı anda vurdu ama Hollanda bizden hızlı olduğu için kendisi Avrupa'nın iyi yönü olarak yayınımızda. Ondan ötürü e, Batı'nın iyi taraflarını şimdi Hazal Hanım'dan dinliyoruz. Evet kumbaracı 50'de görünen kaç kolon vardır Hazal Hanımcığım? Görünen 5 normalde 6 galiba. Bir daha söyleyin. Görünen 5 görünen normalde 6. Ama totalde 6. Alt. Alkış sesini duydunuz mu? <laughs> Teşekkür Tebrik ediyorum. Yani normalde altı ama görünen 5 cümlesini doğrusu ee, kumbaracı elde oynayan bazı kişilere sorsam onlar bile söyleyemeyebilirdi. Sizi tebrik <laughs> ediyorum. Evet. Ee, görünen beş kolon vardır. Normalde altıdır. Altıncı kolonda da e, bizim ofis ve e, yaşama alanı dediğimiz kulisimizi ayıran duvarın hemen köşesidir. Kolonu niye böyle soruyoruz? Biliyorsunuz ki insan insana kolonla anlatan bir tiyatro. Evet Hazal Hanım bir puanı aldı. Berna Hanım orada mısınız? Muhakkak oradasınız. Ruhen, bur <laughs> Ruh de buradasınız. Size avantaj sağlayacağım. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Evet şimdi sizden bir sayı alayım. Kaç kadar sayılır? 1 ile 60 arasında. 60 arasında. E 25. 25. Ah. 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 Acaba biliyor musunuz Berna Hanım'cım? Acaba biliyor musunuz Hazal Hanım'cım? Hazal Hanım'cım tahmin edebilir. Berna Hanım'cım siz izlemiş olabilirsiniz. Ee, bizde oynayan oyunlarla ilgili bir soru geliyor. Filifun'un intikamını izlediniz mi? Seyrettiniz mi? Ben üç kere izledim. Ne diyorsunuz ya? Sizi bulmuşken ben zaten evet. üç seyircisi var diye biliyorum. Onlar siz misiniz belerse? Bir de benmişim. <laughs> ne güzel bir karşılaşma oldu <laughs> O zaman çok basit bir soru olacak sizin için tebrik ediyorum. Ee, 25 numaralı sorumuz geliyor. Philip'un evet. intikamında doğum günü çocuğunu kim canlandırmıştır? Berna Hanım. Gülhan dedim. Tebrik ediyorum Berna Hanımcığım. Yine müthiş bir başarı gösterdiniz. Eşitlik sağladınız. Filfun intikamı evet bu sene oynamayan daha önce oynayan bir oyunumuzdu. Doğum günü çocuğunu e, sevgili Gülhan Kadim oynuyordu. Hayatı boyunca çocuk oynamıştır kendisi. Bu da çocuğu oynadı. Son e, oyundu. E, sevdiğimiz bir oyundu. Belki yakında onunla ilgili bir Durumlar olacak bu arada. Allah, Allah, neler olacak acaba? Peki bir bir eşittik efendim. Hızla sıradaki sorumuzu seçmek üzere Hazal dönüyoruz. Evet Hazal Hanımcığım buyurun bir sayı alayım. Yedi. Yedi. Ee, bakayım. Yedinci soruyu soruyorum. Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi adlı oyunu izlediniz mi? İzledim pekala evet. ben de güzel aslında basit bir soru ama dikkatli olmanız gereken bir soru Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi adlı oyunda Aslı Can Korta'nın canlandırdığı rolün ismi nedir buyurun Berna Hanım ee, evet iki kardeşin ismini tek tek biliyorum şimdi hangisi olduğunu düşünüyorum bir kere söyleme hakkınız ee... var ona göre iyi düşünün. Tamamdır. Seçiyorum hemen. Seçin. E, Fili diyorum ben. Çok, çok üzücü. Üç kere parti. O, o sizin isminizdi o zaman. O evet. benim ismimdi. Bana Fili derler. Ah. Ah Berna Hanım. O kadar da heyecanlandıydım. <laughs> evet. E, Aslı Hanım'ın ismi Lifu'ydu. Fili. Lifu. Fili Lifu. Ben öyle biliyorum. Belki de yanlış biliyorum. Şimdi sizden yanıltmayayım bu arada. Ee, maalesef bu sorudan hiçbirinize e, puan veremedik. Allah sizi inandırsın. Ama ikiniz de e, aslında e, bir hak daha versek bilecektiniz. Çünkü iki, iki ihtimal vardı. Ama bu hakkı vermedik. Hayat bazen böyledir. İki ihtimalden birisi oldu mu hak verilmez. Hemen e, Berna Hanım hiç üzülmeden bir sayı belirleyiniz. Moraliniz bozulmasın. Evet. E okey. Kaç? 12 mi? 12. 12. Evet. Peki hala o bebi bilir misiniz? Evet. O bebi biliyorsunuz. Peki. Bakalım ne kadar biliyorsunuz. Hı -hı. Aslında kolay bir soru. E Obe adlı oyunda kişileri dönüştürmek için doktor ee, ...sevgili Berna Hanım... ...madem psikoloji okumak istiyorsunuz... ...bu soru sizi ilgilendirebilir... ...doktor... ...hangi... ...yöntemi... ...kullanmaktadır? Berna Hanım... Ee, evet, bir şey hatırlıyorum ama yok yok hiç hatırlayamadım ama neyse sallıyor gibi olacak biraz psikolojide ee, bir yöntem diye her yerinde olan e, şey ile ortak e, düşünün ortak ya da hatırlayamadım psikoterapi de. değil. psikoterapi değil maalesef ee, yarısına kadar iyi gittiniz ama evet. yarısından sonra evet. bozuldu ee, pekala Berna Hanım bilemedi ama şimdi size Soruyoruz Hazal Hanım'cığım. Hatırladınız mı? Yok hayır hatırlamıyorum. İzledim oyunu ama hatırlamıyorum. İkiniz de beni üzdüğünüzde. Okudum kaldırız. da ama ben de hatırlayamadım. Vallahi. Efendim psikodrama yöntemi. Okumuştum da ama. Psikodrama. Evet ya. Psikodrama. Evet. E, yalnız e, bir e, hata yaptım az önce. E, o kadar oyuna hakim olduğum halde. İnanır mısınız her oyun oradaydım. Ee, i̇nanır mısınız oyunun <laughs> yazarlarından birisiyim. Ee, fakat e, beynim yandı herhalde. Evet. Bu da artık e, bu işlerden çekilmem gerektiğinin bir göstergesi olsa gerek. Yol yakınken e, jübilemi yapıp ayrılayım. Az önce Berna Hanım doğru cevabı verdi. Hangi cevaptı o? Filil meselesinde doğru cevaptı. Psikoterapi. ha Aynen. o Ha o, oh, ha o, oh, oh, o yüzden size o puanı vermiş sayıyorum. Ee, gördüğünüz gibi artık benim gitme vaktim gelmiş. Artık beynim yanmış. O yüzden e, gençlere devrediyorum Hazır 18 yaşındasınız. Hazan Hanım'cığım siz de 18-19 yaşındasınız biliyorum. Ben de söylemiyorsunuz. Ee, evet, si teşekkür ederim. Size devredeyim gitsin. gitsin. Ee, beni de Aslı uyardı. Hayır sen lifusun ben filiyim diye bana mesaj attı. Gördüğünüz gibi ben artık son günlerim. Ne yapalım? Hayat. Yani Berna Hanım iki bir önde. Evet son soruyu da Berna Hanım seçmişti galiba. Şimdi Hazal Hanım sizden bir soru için numara alayım. Son. 27. 27. Çok da sevdiğimiz bir sayıdır gerçekten. E ee, Peki. Şimdi size bir replik söyleyeceğim. Bir oyundan bir replik. Eğer bu repliğin hangi oyundan olduğunu bilirseniz kazandınız. Repliği söylüyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Körü körüne inananla körü körüne reddeden arasında fark yoktur. Ah, Berna Hanım, buyurun. Eee, diye hatırlıyorum. Maalesef. Hazal Hanım, siz hakkınızı kullanmak ve denemek ister misiniz? E, atacağım tamamen. O <laughs> webde diyeceğim. Maalesef, maalesef, maalesef. Körü körüne inananla körü körüne reddeden arasında fark yoktur. İkisi de aynı derecede alır nasibini. Ee, bu replik Öldün Duydun Mu adlı oyunda. Körü körüne inananla Körü körüne reddeden arasında fark yoktur. İkisi de aynı derecede alır nasibini. evet. Öldün Duydun Muyu Seyretmemiş olabilirsiniz elbette ki. Hakkınızı şimdi teslim edeyim. Olsun. Evet. Bir vesile olur belki okursunuz. Nedir efendim yani? Durum hala 2-1. aslında ama şey okudum. Acını mu? duydun muyu ben de okudum. E, karışıyor kafalar bir süre sonra unutuyorsunuz. Ben düşünün ki oynadığım rolün ismini unuttum. O yüzden şu an en rezil ben olduğumdan ötürü siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yes. Hiç sıkıntı yok. Evet hemen Hazal Hanımcığım bir pardon Berna Hanım'a geçmişti galiba. Bir sayı alayım sizden. Evet. Ee, bir sayı. Ee, 32 demek istiyorum. Değiniz. Pekala. Bence basit bir soru hemen cevaplayacaksınız. Geliyor soru hazırsanız. Kaldırım Serçesi adlı oyun kimin hayatı üzerinedir. <laughs> tamam Hazal Hanım yıktınız Hollanda inledi sular taştı şehir ya sular altında kaldı. <laughs> Buyurun. Edith Piaf. Bravo diyoruz size Edith Piaf. Edith Piaf. Evet Kaldırım Serçesi adlı oyun. Başa, sevgili Başar Sabuncu'nun zamanında yazıp yönettiği e, ve yine e, sevgili Gülriz Sururi'nin de oynadığı bir oyun idi. E, bu sezonda 6'dan sonra tiyatronun yapımlarından birisiydi. Kumbaracı elde oynamıyordu ama dışarıda oynuyordu. E, sezonda umarız tekrar oynama şansını elde eder. Hayat bu ya. E, durum 2-2. Son 3 soru. Hazır mısınız? Evet. İnanılmaz evet. yetenekli iki isimle karşı karşıyayız. İkisi de aslında çok hakim ama o kadar çok biliyorlar ki kafaları karışıyor. Buradan benim anladığım şey bu. Çıkardığım sonuç bu. O yüzden rahat olun. Geliyor efendim sorumuz eğer sayıyı söylerseniz. 35 35 35 hmm. Pekala İşte size bir soru. Hayalet Kumpanya'yı seyredemediniz ama değil mi? Hayır. Henüz seyretmedim. O zaman sizi bununla üzmek istemem doğrusu. Ya da üzeyim mi? <laughs> Olsun üzmeyeyim hadi. Madem bilmiyorsunuz sizi üzecek değilim. Ama sizden şimdi bir tahmin o zaman ben seçeyim ve bir tahmin sorusu almak istiyorum sizden. Enteresan bir sorudur. Ee, sevgili Erkan Kortan'ın gönderdiği bir soru bu. Dikkatle dinleyiniz. Soruyorum. Kumbaraca ee, Kumbaracı 50'de Kumbaracı 50 mekanında bir günde en fazla kaç oyun sergilenmiştir? Bir günde en fazla kaç oyun sergilenmiştir? Hazal Hanım cevaplıyor. Ee... 3 Maalesef. Evet. Ezan mı okunuyor? Ne oluyor orada? Berna Hanımcığım cevap hakkınızı kullanmak ister misiniz? Ee, şöyle anladığım kadarıyla kullanmak isterim. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Anladığınız kadarıyla. Evet, <laughs> Kumpanya'da birçok Hayalet Kumpanya sorusunu sormadınız. Birçok oyunu oynuyorsunuz Oo. diye diyor. Onu sormadınız. O, o zaman arada siz uykuya daldınız. Evet, ben. Fili cevabını <laughs> bilmiş olmanın. Evet, o zaman. Kumbaracı bir günde istiyorum. en fazla kaç oyun sahnelenmiştir? Tamam. Ee... Evet. 4 diyorum. Kaç? 4. Dört. Dört. 4 4 diyorsunuz ve alkışı hak ediyorsunuz. Evet, 4. Şimdi Hazal Hanım'ın niye öyle düşündüğünü biliyorum. Zira kumbara üçlememiz vardı. Bir günde arka arkaya oyun oynardı. Neydi bunlar? Ee, gerçek hayattan alınmıştır. Barzo ile konserve ve dertsiz oyun adlı oyunlar. Gün içerisinde arka arkaya oynardı. Bir başlardı 5'te, bir başlardı sekiz buçukta, bir başlardı gece 11'de. Bu üçü doğru ama bir gün oldu ki günde dört oyun oynanmak durumunda kaldı. Hem kumbaracı elli üçlemesi oynadı hem de aynı gün yokuş aşağı emanetler adlı kamusal alanda oynanan oyunumuz oynadı. O da kumbaracı elli de bitiyordu. Yani bir günde dört oyun o mekana girmiş oldu. Enteresan bir tecrübeydi. E, sizi tebrik ediyorum Berna Hanım. Durum 3-2. Evans evet, hemen sıradaki soruya geçelim. Buyurun bir sayı alayım. Berna hanım sizden. Teşekkür ederim. Hazal hanımdan mı alacaktık? 45. Yok bana. Evet, tamamdır. Ee, pekala 45 numaralı sorumuz size gelsin o zaman ikinize birden. Kumbaracı 50'de. Kumbaracı 50'de oynanan ilk oyun nedir? Buyurun Berna Hanımcığım. Ee, 9'da açıldı Kumbaracı 50 diye biliyorum. Evet. Ee, acaba acaba 400 olabilir mi? Vallahi bravo. Evet, Kumbaracı 50 mekanında oynanan ilk oyun 444'tür. 2 Kasım 2009'da Kumbara ile açıldı. 3 Kasım'da yani ertesi gün 444 sahnede oynandı. İlk oyundur. Daha düzgün platform yoktu, sandalye yoktu falan. Tuhaf bir yerde düzgün ışık bile yoktu ama 444 zaten her yerde oynayabilen bir oyun olduğu için oynanmıştı. Tebrik ediyorum Berna hanımcığım. ...skoru 4-2'ye getirdiler... ...Hazal Hanımcığım ne oldu Hollandalardan... ...Hollandalardan... ...son soruyu soracağım... <laughs> e, ...bu eşitlik sağlamaya yetmeyecek ama... E, ...sizi yayında görmemize yetti... ...o yüzden size son sorumu soruyorum... E, ...bu sorunun sayısını da size bırakıyorum... ...sevgili Hazal Hanımcığım... ...kırk... E, ...kırk... ...pekala... ...bu soruyu soruyorum... ...yapacak bir şey yok... Ee, bilmediğiniz bir oyun ama bilmediğiniz bir oyun diyerek aslında bir kopya vermiş oldum. Soruyorum soruyu. Leş Körfezi hangi oyunda vardır? Leş Körfezi hangi oyunda vardır? Buyurun Hazal Hanımcığım. Tamamen atacağım. Öldün mü duydun mu? Öldün mü duydun mu? Geldin mi gittin mi? Hey! falan. Bu acaba bir rap mi? Öldün duydun mu değil. Hayır. Ee, bilmediğiniz bir oyun derken onu kastetmiştim. Berna Hanımcığım, haydi son noktayı siz koyun bari. Ben ee, de atayım o zaman. Katilcilik olabilir mi? Maalesef değil efendim. Halbuki az önce ikinizin de seyretmediği bir oyun söylemiştiniz. Neydi o? Hayalet Kumpanya. Hayalet hmm. Kumpanya. Leş Körfezi, Hayalet Kumpanya adlı oyunumuzda geçen bir mekan, bir tanım hmm. diyelim. Çehov'un yazdığı, Yılmaz Buğdan'ın çevirdiği, beraberce oynadığımız 20. yıl oyunumuz. Ee, pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim ikinize de. Günün kazananı Berna Hanımcığımız. Alkışlıyoruz sizi. Azal Hanım'cığım siz de ta Hollandalardan ederim. dahil oldunuz. Umarız oradaki günleriniz sağlıkla atlatılır da sizi tekrar oralarda evet. görürüz. Oyunlarımızda seyrederiz sizi. Sahnedeyken seyirci olarak size bakarız. Ah gelmişleriz falan. Evet. Hazal Hanım'ı e, yayında görmek keyifliydi. Berna Hanım'cığım siz de e, bir davetiyemiz e, oldu size de. E, sezon açıldığı anda e, ilk e, haftalar istediğiniz oyunumuza sizi bekliyoruz. E, umarım. Çok teşekkür sta, ederim. Tabii bu sınav meseleleri ne olacak hiç bilmiyorum açıkçası. Üniversite sınavı tabii biraz karıştı herhalde şimdi evet. ortalık. E, evet biraz karıştı. Ama e, umarım istediğiniz bölümü okursunuz. E, umarım. Ok teşekkür ediyorum. Umarım, Çok sağ olun. Okurken, ben de umuyorum okurken de okurken de istediğiniz bölüm olduğunu <laughs> hala düşünüyorsunuzdur. Umarım mezun olduğunuzda Benim. da hala şu cümleyi kurarsanız Evet istediğim bölümde okudum ve istediğim işi yapıyorum şu anda. O yüzden e, güzel güzel günleriniz Benim. olsun. E, sağlıklı günlerde yine sahnemizde sizlerle buluşmak üzere. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. E, ben bir, teşekkür ederim. Keyifli bir Çok yarışma oldu sayenizde. Sizi tekrar tekrar buralarda evet. görmek umuduyla mı diyeyim artık ne diyeyim ben onu bilemiyorum ama sizi tekrar göreceğimize eminim. Peki görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, durun durun görüşmek durun üzere. gitmeyin durun Hoşçakalın. durun durun durun. final pozu almadım sizden final pozu almamız lazım. Durun durdum durdum. Evet şimdi sizden final poz rica ediyorum. Ah. Son. Ki. Üç. Gerçekten inanılmaz bir poz verdiğimize eminim. Ee, tebrik <laughs> ediyorum. Pekala efendim. Ee, tekrar görüşmek Çok ümidiyle cümlemi söylüyorum. Bir türlü sizi gönderemedim görüyor musun? Allah istemiyor. Görüşmek Peki. üzere. Haydi Hoş güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi başardık görüyor musunuz? Yarıştılar. Kazandılar. Neden olmasındı zaten? Ee, evet. Şimdi yarışmamızı sevgili Berna Hanım kazandı. İlk e, sezon açıldığı sıralarda kendisine oyunlarımızda herhalde seyirci olarak görme şansımız olacak. Evet. Şahane yarıştılar. Ee, bir Hollanda'dan biri İstanbul'dan da herhalde. Bak sormadım Berna Hanım'a. Şimdi o zaman yavaştan sıradaki konuğumuzu alacağım. Kendisiyle uzunca bir sohbet edeceğiz. Yandı kendisi. Şimdi onu arayacağım. Ama ben kendisini ararken sizin bir video izlemenizi istiyorum. Bu nasıl bir video? Bugün bir soru sormuştuk. Sevinç Erbulak 6'dan sonra tiyatroda hangi oyunlarda oynadı diye. Ee, o cevap neydi? Birisi bekleme salonuydu, birisi de katilcilikti. Katilcilikte de e, sonradan dahil olmuştu aramızda Şirin Hanım'ın yerine. Şimdi size bekleme salonundan bir video göstereceğim. Ee, fakat bu oyundan bir görüntü değil. Ee, i̇lginç bir şekilde provadan bir görüntü. Ee, kendisini heyecanla... E, yayını alacağım ve kendisiyle bol bol dedikodu yapacağız. Bol bol konuşacağız. Bol bol çene çalacağız. Bakalım ben Sevinç Erbulağ'ı yayına alırken sizin izleyeceğiniz bu Bekleme Salonu adlı oyunun prova sırasında neler yaşanmış beraberce izleyiniz. Buyursunlar. Bak, eğer değilse, yer, bunu sana bir thank you Dörtünüz var mı? Dörtünüz diyorum, dörtünüz var dört mı? Dur dursana şey. Evet efendim. Gördüğünüz gibi sevgili Sevinç Erbulak'la bir prova esnasında çekilmiş görüntü. Bekleme salonunun provası. Sevgili Beyte Engin, sevgili Sevinç Erbulak ve sevgisiz ben. Ee, Sevinç Erbulak şu an e, aslında Skype'ta az önce Allah'ım ne kadar gencim diye bir çığlık attı ama yayında duymadınız Halbuki ben duydum Evet kendisini müsaadenizle artık yayınımıza dahil etmeyelim mi edelim ve e, meşhur dedikodularımız başlasın Efendim herkes yayına buyursun <laughs> Sevinç Erbulak yayına geliyor Geldi ne oldu ya? Ya inanılmaz stres yaptın gerçekten. Niye o stres O yarışma beni bitirdi. Allah aşkına. Dur seninle daha yarışmayacağız ki. Ya hayatım ben... Yani... Ha Yarışma. Yarışacağım. Daha yarışmayacağım. Daha da seninle yarışmam. Öyle of. düşünüyorum. Niye heyecanlısın ya? Daha da yarışmam. Daha da senin yüzünü... Hayatım yani ben... Koskoca ya, sevinç ya, erbularım diyorsun. Yarışma zaten stres olan... Öyle bir şey demiyorum. Hiçbirini bilemedim zaten edit fiyat dışında. Şaka. İnsan bilemez yani. Arkadaşlarım haklı. Çınar'ım hazır. Şaka yapıyorsun. Nasıl bilemezsin ya? Evet. Oyunlardan bazılarını da sen oynadın. Terbiyesiz. Yani, Bütün oyunları seyrettin. Terbiyesiz. Adı filmiydi. Adı Onu ben bile karıştırdım. Görmedin Hayatım mi halimi? Şey... Görmedin mi halimi? Gördüm. Çok sevdim. karıştırdım inanılmaz soğukkanlısın. Yani asıyla yaşıyoruz bir yandan. Aslıya diyorum ki aslı ne bunun cevabı falan yapıyorum. Aa terbiyesiz bir de kopya Allah'tan. alıyor oradan. Ha sen şimdi ben mesela yayın sırasında sana sorular <laughs> sorduğum zaman aslıdan kopya mı alacaksın? Bak ben çok nadir unuturum bilirsin. Yok canım. O yüzden. Ha, yok canım aslıdan almayacağım. Bak. Ha başka kaynaklarım var. Sen tabii eli kolu uzun. Evet. E, her yerde bağlantısı olan. İğrenç bir insansın bunu şimdi hazır kamuoyuyla paylaşmanın zamanı gelmedi mi gerçekten? Evet sevgili Osman aramızda Osman muhabbeti nereden çıkmıştı? Şu an hatırlayamıyorum. Aa hayrettir Nihan Şerbetçi seni görünce yayınımıza geldi. Görüyor musun? Bütün sevdiklerin seni izliyorlar. Sevgili Sevinç çağırıyor. Osman muhabbeti nereden? Ben seni aramışımdır bir şey için ya da sen beni. Osman'cığım e, bilmem ne var mı sende demişsindir. Ben de uyum sağlayarak devam etmiştim. Sen çünkü uyumlu bir insansındır. Ben de belirleyici tabii. bir insanım. Bunu mu demek istedin? E, sevgili tabii tabii. Izleyicilerimize Aynen. bunu mu Aynen anlatmak istedin? Nasılsa canlı yayın olmayan bir platformda görüşeceğiz koronadan sonra. Hı -hı. Nedir o platform? Tiyatro Bilmiyorum mu? <laughs> ben o işleri bıraktım. Az önce karar verdim. Hazır e, şey gelmiş. E, yaş kemale ermeye başlamış. Hafiften her şeyi unutmaya başlamışım. Tam o noktadayım. Yok, yok, Neden bir şey daha... Hocam. Hayır yaş kemal ermeye başlamışların da rolleri bol. Yani oyna, baba kız oynarız. Baba, baba kız oynarız, oynarız diyorsun. Tabii. Aslında sizin kız oynamanız çok meşhurdur. Ne güzeldiniz. Çok. E, Perihan abla da çok iyiydiniz. Perihan abla mı? da inanılmazdınız. E, Kur, Kurtuluş dizisinde çok iyiydiniz onu hatırlıyorum. Dördüncü Murat dizisinde inanılmaz Güzel. beğenmiştim ben sizi. Perihan abla şurada <laughs> mı? Hah, göster bakayım Perihan ablanı. Evet sevgili izleyicilerimiz şu güzelliğe bakın. Demek ki ne oldum demeyeceksiniz. Ne olacağım diyeceksiniz. Gerçekten inanılmaz güzel. Perihan abla da Bak oyna... bu da senin bir tane ne olduğunu göster. Bak bu genç... seninki. Genç kızlığın mı? Biraz sağa kaydır. İkimizi evet. sarılıyoruz orada. İkimizi birden görsünler. Bak benim de genç kızlığım vallahi. Bu neredendi sevgili Sevinç Bulak? Burada e, bir belgesel gösterimindeyiz. Perdesiz sahneler. Ne işimiz var ki orada? Onun çıkışında arka tarafı Görev almışız, değer almışız içinde. Aferin ne işimiz bize. olacak? Değil mi? Başka ne işimiz olur diyorsunuz? İş. Tiyatrolar. Yani. yani yani yani. Evet sizin dizilerden meşhur olduğunuzu biliyoruz ama genç kızlığımızda hep sizi izler. Hayran hayran. E, hayaller kurardık. Ah o çıtı pıtı kız falan gibi. Hep söylersin. Hep söylerim. Hep, hep söylersin söylerim. sağ olasın. Gerçekten inanılmaz. Nihan Şerbeci de Yiğit Bey siz de yılan hikayesinde meşhur şahaneydiniz dedi. Ee, çok haklı tabii ki. Ben tabii ki. Tabii. Ben, de de. ben, Meltem, Mehmet Ali Çok falan. orada. Orada çok iyiydik. Ee, i̇nanılmazlık. Can Ünal olsun. Ee, falan. Hiçbirini <laughs> bilmiyor değil mi? Hepsini birbirine karıştırıyor. Evet sevgili Sevinç Erbulak. Nasıl geçiyor günleriniz? Ben görüyorum tabii ki her zaman olduğu gibi sosyalliğin dibini bulmuşsunuz. Asosyallik size kor mu? Eve kapatsalar kimin dinlersin? Sürekli bir canlı yayındasın. Sürekli birileriyle yayın Hayır. yapıyorsun. Sürekli hiçbir özelliğimizin kalmadığını bir kez daha anlamış durumdayım. Bir kere de beni arayıp ya beraber falan yok dedim. Deme. Dedim. Ne zaman? Dedi? Aa sahte kargın alemi. Beraber yapalım diye konuştuk. Yalan yalan yapma şu an program sahibi için. Belgelerle konuş program sahibi. Ev sahibiyim ben şu anda. Evimin mi Evden çok güzel olmuş. Şö, şöminenin kenarında gördüğün gibi Hı -hı. duruyorum. Bu eve gelmedin sen ama e, bana al, bana aldığın kahve makinesi bozuldu. Sevinç'im. Alırım yenisini. Bir hafta önce bozuldu. Evde acı çekiyoruz. French Press'lerle biliyorsun ki ben e, kahvesiz yaşayamayanlar e, diyarından aranıza katılıyorum. Ne acılar ne acılar. Allah bilir ya, ne acılar yaptım. Merak etme sindiririz onu. Merak etme. Ooo Merve Enginler falan bağlanmış. Kalabalık gelmişsiniz hayırdır ya? Sen bu kadar korkuyor musun kızım benden? Sakin ol ya. Öyleyizdir. Sakin Öyleyizdir. ol ya. Bir şey yok ya. Hiçbir şey yapmayacağız. Eski günleri yad ediyoruz hiç. Elimde kirli donların yok yani. Ya bırak Bir Ne olacak zaten kirli donum? Allah Allah. Öyle mi? Benim de bir telefonum var Sevinç Erbulak. Bu telefonun içerisinde de <laughs> nerede o? Bir sürü fotoğraflar var. Bu fotoğrafların ne olduğunu sevgilin madem Nihan Şerbetçi yanınıza gelmiş. O fotoğrafların ne olduğunu gayet iyi biliyor. Beni konuşturmayın. Canınızı sıktırtmayın. Bak buraya yazıyorum. Sonu tamam. kötü olur. Hah böyle işte tehdit işte arkadaşlar. Sevgili izleyiciler tehdit her zaman işe yarar. Budur. Hayatınızı tehditlerle devam edin. Evet ne yapıyorsun? Senin şimdi ilginç bir ev hayatın yok mu? Dün itibariyle Var. 20, Ama benim korum 20 yaş altı dışarı çıkamıyor. 65 yaş üstü dışarı çıkamıyor. E, bu durumda o evden olasılıkla bir tek sen dışarı çıkıyorsun. Evet. Değil mi? An itibariyle. Aynen ya. öyle. Aynen. Ama öyle. zaten yasak gelmedi de bir tek ben çıkıyordum. Şimdi de bir tek ben çıkıyorum. Bu arada çok çıkmıyorum. Yani haftada bir çıkıyorum. Niye? Ne var o haftanın bir gününde? Özel mi? Alışveriş yapıyorum. Hı -hı. Biraz hava alıyorum. Biraz insan görüyorum. Yani tanımadığım insanları görüyorum. İyi geliyor. Hı -hı. Az da olsa görüyorum. Burası ben Ataşehir'de oturuyorum biliyorsun. Burası bir bayağı uyuyor yani kurallara. Böyle Öyle markette mi? iki üç kişi alışveriş yapıyoruz. Ondan sonra komşuluklar. Bence evet. Hatta şöyle söyleyeyim sana tespitlerim var tabii ki korona profesörü olduğumuz için. Elbette. Ki sen her şeyden anlarsın. Yani yakası e, daha iyi Avrupa yakasına göre. Aa. Bu tespiti neye göre yaptınız? Ya Kavin e, şeyleri çok takip yani. ediyor. Kızım. E, sayılar üzerinden çok ciddi bir takip yapıyor. Onun yaş grubu. <laughs> bu ilk 11 e, şey ilçe. Genelde hep yakası çıktı. Kavin'in tespiti. Allah Allah. O zaman bah, biz canlı yayına niye seni aldık da Kavin'i almadık. Zaten bu soruyu hep düşünmüşümdür. Biz niye Kavin'le arkadaş olmadık da seninle arkadaş olduk. Hayat sürprizlerle dolu. Yarın ne olacağı belli mi olur? Kavin'in en sevdiği oyun nedir? Bah, bah. Karabaatlı kardeşim i̇şte. yarış yarışma mı başladı. Hayır. Ha o kadar kolay mı? O nedir bakayım ne sesi o? Hadi ya. Ben o o şeyi hatırlıyorum anahtarlığı. Ne o? Kız nereden buldun geldin? Yokuş evet. aşağı. Hemen evet. hazırlanır. Hemen hazırlanır. Hemen hazırlanır. Öyle de üç kağıtçıdır. Hemen hazırlanır. Evet, Kavin'in en sevdiği oyun hatırlıyorum Karabaatlı kardeşlerin bitmeyen şen gösterisini seyrettiği zamanla bu zaman arasından herhalde altı sene falan mı geçti? Geçmiştir herhalde. Yedi. Yedi sene geçti. Yani altı buçuk yaşındaydı. Şimdi 13'ü bitirdi. Vay be. Ve bitireli de oluyor yani. 7 sene Vay be. Sevinç ya yaşlanmadık mı? Çok güzel yaşlandık. Sen kendi adına konuş. Ben, ben çok değişmedim. Sen çok değişmedin. Bende çok iyi değişim var. Evet ben böyle. Ben çok değişmedim. E, biraz daha beyaz biraz daha kel. Ruhum çürüdü haberin yok adlı noktadayım ama sen hep diri Vay hep canım. heyecanlı olur mu? hep genç hep üretken hep sosyal hep mutlu nasıl başarıyorsunuz yok ee, de, hep, hep mutlu değilim Silivri tarafındaki yazdığınızla bunun bir ilgisi olabilir mi oradaki <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> bütün kirli çamaşırlarımızı çıkartalım mı Sevinç bir gün sevinci yine sarhoş falan diye başlayayım mı öyle? Hikayeleri anlatayım evet. mı sevgili izleyiciler? Evet, Hayatta Manyak mısın? Niye anlatayım? Bizde olan bize kalır sevgili Sevinç Erbulak. Ee, hatırlıyorum şeyi. Kavine hamile olduğun zaman ben galiba çılgın dünya provasındaydım. Ve e, bayağı dokunamamıştım hatırlıyorum. Ve ben şaka yapıyorsun zannetmiştim. Yok ben hamile... Demiştin ki ben hamilelere dokunamıyorum. Evet dokunamıyorum. Sonra değişti mi o? Sonra değişti son yıllarda çekinerek de olsa dokunabiliyorum. kardeşime dokundum mesela. Kardeşim hamileyken. Ee, <laughs> ama çok tedirgin edici bir şey. Kimseye önermem yani. Hala tedirgin oluyorum yani. Bir de ben böyle sana bayağı karnım şişken gel bak şu anda hissedebilirsin falan demiştim. Acayip korkmuştun. Evet evet. Ay o nasıl bir şey? Nasıl bir şey? <laughs> Sizin için iyi bir anne de diyebilir miyiz? Ya, en, en çok özlenen o galiba hamile olmadık kısmı mı? Yoksa bana karnınızı elletme kısmı mı? İnsan yani en çok bunu özlemez herhalde. Tuhaf olsun. <gülüyor> Saçmaymış. <gülüyor> Yiğit o hamile kalsam da Yiğit karnımı ellese. Değil Hayır mi? şu. İnsan böyle içerideki hareket, artık böyle e, hissetmeye başladığım bir aşama geliyor. Çok şişmanlama lazım bunu hissetmen için. Ben de öyle olmuştu. <laughs> Denerim. Evet. Böyle e, onu bayağı özlüyorum. Başka bir şeyi o kadar özlemiyorum da hamilelikle ilgili. İyi bir hamilelik geçim. <laughs> <Çünkü> hamileliğin farklı <laughs> aşamaları var tabii. Öncesi, sırası ve sonrası gibi diğer kısımları özlemiyor olsanız evet. gerek. Evet. Anlıyorum. Hayır. Yani bence çocuklar <laughs> doğduklarında 4-5 aylık olabilirler. Doğduklarında 4-5 aylık olabilirler mi? Yaşında. Hadi canım. Niye ilk beş sene zor evet, mu? Evet yani böyle doğabilir. İlk üç sene biraz zor evet. Çok zevkli aslında. Şimdi böyle düşündüm o kadar da olmasını istemem ama yani böyle doğsunlar bir sene falan bir yaşında olsunlar. Orası Zaten öyledir değil mi? Bir sene birden... falan bir yaşında olursun. Oradan sonra da dörde geçsinler ama. Üç seneye atlasınlar. Sen, evet. Sen ey doğuran Sevinç Erbulak bir çocuğun hayatından o üç seneyi çalmak nedir? Sonra mı eklenecek o? 4'ten başlayacak <laughs> sonra eklenecek. Öyle bir anlaşma <laughs> mı yaptınız? Ya şey, güzel olur. Bir sözleşmeyi niçin ee, devreye sokmayalım? Diyorsunuz. Ya orada gerçi bu arada bak Kavin gerçekten hiç hatırlamıyorum şikayet edebileceğim hiçbir anım yok ama hani genel bir kanaat olarak bir kanaat önderi olarak ben bu konuda. Hep öylesindir. Gerçekten bir yaş üç bir yaş dört yaş arası zorlandığımızı hatırlıyorum. E zordur. Tahmin ediyoruz yaşamadığımız için bilemiyoruz sevgili sevinç Erbulak. Ama, Ama olunca şimdi de benim sarhoş olduğum ve senin beni mecburen e, Selim e Paşa köyüne götürmek zorunda kaldığın Selim Paşa'ya getirmek zorunda kaldığın y Şoförlük ettiğin gecede sen evet. bir yazar, bir yönetmen, ben bir, bir oyuncu, oyuncu olarak ve bir her. Her şey, olarak, Her şey olarak Selim Paşasının bizim Selim Paşa çocuklarıyla e, çocuklarıyla evet. gece pazarı gitmiş ve gece pazarında sana beş çocuğun hangi dövmeyi yaptıralım Yiğit abi diye göstermelerine cevap vermişte bir insansın yani Elbette ki. neden Hı -hı. çünkü çocuklar önemlidir çocuklar bizim geleceğimizdir o yüzden onların dövme problemlerine yakından e, bakmamız gerekir e, bir Selim Paşa Selim Paşa pazarında e, bu toplara çıktığınıza göre arkasından gelecek şeylere de hazırsınızdır diye tahmin ediyorum Sevinç Erbulak. Eee Tabii. Bu, bu... sana hangi dövüş, tabi aslan mı kaplan mı dediğinde de senin onların böyle hizasına eğilip biliyor musunuz ben yönetmen, Fiyatro. yazar, oyuncu ve çok bir şey dediğinde tabii hatırlıyorum. Tabii ki muhteşem bir anda. Hazırım ya sorulara. Kendime o... dinliyorum. Her türlü alet önümde açık arkadaşlarıma o, o güveniyorum. Ayağımı atma. O, o çocukların hepsi canlı? psikopata bağladılar son dönemde. Selim Paşa'dan taşındılar <laughs> diye biliyorum. Sizin eve çok yaklaşmıyorlarmış. Zaten Selim Paşa'da e, bir benden, bir senden, bir de Haydar Dümen'den e, korkuyorlar diye hatırlıyorum. <laughs> Öyle değil mi ya Haydar Dümen orada oturmuyor. Kendisi mi? hala Aziz Selim Paşamız'da yan side komşumuz. Ne güzel. İnşallah bu belalı gün günler geçtiğinde bu yaz da Selim Paşa'ya gideceğiz. komşum Ona Haydar, Haydar Dümen'de var, oraya. Peki. Var. Peki. Evet. Ya de biliyorsun bak. o işleri bıraktım ama gene de yani <laughs> bilgilenmek adına ama... bilgilenmek adına sonra. <laughs> İzleyenlerin öğrenmesi iyi oldu. Benim bilmem az kalıyordu. Ee, tüm Türkiye'nin bunu öğrenmesinin vakti gelmişti. Osman'ın öncelikleri Osman'ın Osman. öncelikleri. Elbette ki. Evet. Boşuna mı ismin Osman oldu? Yani. Belki de bu yüzden olmuştu. Sen bana ne diyordun? Kinyas mı? Vakkas mı? Neydim ben? Ben son zamanlarda dayı diyorum. Dayı. <gülüyor> dayı. <gülüyor> Hacı Peki, abi diyorum. Hacı zaten. abi. Peki. Ama evet ben de sana Osman'a önce çünkü sinirlenmiştim ilk Osman dediğinde bir şey söylemiştim. Sen de onu beğenmemiştin. Daha yaratıcı şeyler bekliyorum da o yüzden. Evet. Evet seninle yarışacağız ama dur heyecanlanma önce canım. Niye heyecanlanıyorsun hemen? Eee <laughs> Bu nefes almalar falan nedir? Yani mesela özel hayatımıza dair şeyler sormayacağım. Yani o o gün seni arabayla o, özel götürdüğümde falan Orada hiçbir şey yok. Neyden korkuyorsun sen? Genel e, hayatım. falan filan öyle sordun Ya, ya genel biliyorsundur. Da... Delirme ya. Sana evet so şimdi ben. seninle yarışacağım ama önce yarışma mı yapsam sonra sana gündüz bir tekst yolladım onunla ilgili mi girişsem sana diye merak ediyorum. Onu sen bilirsin. Program sana ait. Şu anda bu benim lütfen. programım değil. Ben Ama de yapacağım inşallah. Heyecanlısındır. Ee, i̇nşallah ben de seve seve konuk olacağım. Benim de yanımda Merve Engin gibi, Nihan Şerbetçi gibi e, destekçilerim olacak. Çığlık çığlığa e, bağıracaklar. Yiğit rahat bırak, yiğit rahat bırak diye. O günleri göreceğiz. Seninle e, yarışacağız İnşallah. Ama bugün sana ben bir metin gönderdim. Ee, sevgili izleyicilerimiz de, evet hocam. Izleyicilerimiz de belki e, hatırlar <laughs> siz okuyunca. E, bugün gündüz e, bir soru sorduk e, bugünkü yarışmacılarımızı belirlemek açısından. Sorumuz şuydu. Sevinç Erbulak Kumbaracı 50'de hangi oyunlarda oynamıştır? Sorumuz buydu. E, bildiler ve... mi? Tabii ki bildiler. Bilenler arasından da iki kişi e, yayınımızda az önce yarıştı. Seyretmedin mi? Onlar işte bilenlerdi. Onlar bilenler. Evet, bilenlerden iki kişiydi. Ee, tamam. O cevap neydi? Birisi bekleme salonuydu ki seni yayına almadan önce bekleme salonunun prova görüntülerinden birini e, seyrettirdim sevgili seyircilerimize. Sen de kıyısından izleyip dedin ki Allahım ne kadar gencim! Gibi. Ee, bekleme Allah salonu. Allahım ne kadar gençmiş izledim illa beni sokacaksın. Ben hep yaşlıydım anam. Ben otuzumda da yaşlıydım. Kırkımdayım. Yine Doğru yaşlıyım. Ellimde de böyle göstereceğim. Bak Doğru. en azından öyle bir avantajım var. Ya sen? Ah. Ee, Doğru. Bekleme Doğru. salonu Doğru. E, oyununu biz e, 2013 yılında çıkarmıştık. Altı üstü oyun projesi vardı. Biraz seyircilerimize madem öyle bahsedelim. Anılarımızı depreştirelim diye. Tabii bizim seninle şehir tiyatrosunda bolca hiç de bolca değil ortak hiçbir şey yapmadık ama anılarımız evet. olsa da e, Bekleme Salonu oyunu e, aslında bizim e, 15. yılımız işte e, 6'dan sonra 15'ten önce yanlış hatırlamıyorsam sloganıyla çıkardığımız e, geçmiş repertuarımızdan bir oyundu. E, bizim de ilk özgün oyunumuzdu Bekleme Salonu yıllar önce e, Gülhan Kadim yönetmişti. E, bu proje başlığında yani 2013'te bekleme salonu öldün duydun mu ve müşterek faili müşterek adıyla da Faile müşterek adlı oyun e, çıkmıştı. Hatta bu oyunlar oynanırken gezi oldu. Hatırlarsın. Hatırlamaz mısın? E, biz oyuna başlayacağız dışarıda sisler vesaire. Ee, çok enteresan bir dönemdir gezi dönemi bizim açımızdan da senle benim açımdan da hepimiz açısından da e, enteresan bir dönemdir. O o sıralar bekleme salonunu e, yaparken ya kimle oynasak falan diye konuşurken aklımıza sen geldiydin. Ben seni telefonla aramıştım. Sen de telefonu nasıl açtığını hatırlıyor musun? Söyle bakayım. Emrin olur diye açtın. Emrin olur. Evet. Öyle de tahakküm. Ben de. Ümraniye sahnesindeydim. Ee, iki oyun arasıydı matine sonrası. Evet öyle Ve hatırladım. böyle o bir histi yani. Bir şey söyleyecek, kesin bir şey söyleyecek dedim yani. Hakikaten alo dememiştim. sen öyle sonra ne demiştim ben öyle deyince? O zaman yarın görüşüyoruz deyip kapatmıştım falan gibi bir durum var. Böyle bayağı kısa konuşmuştuk yani. Ha tamam ya işte oyun olacak şey yaparız <laughs> üçüncü bir kişi lazım falan gibi böyle bir kısa konuşma yapmıştık. Sonra sen Beyti'yi önermiştin. İyi ki Beyti sen ben. Enteresan bir prova süreci geçirmiştik. Oyun süreci de enteresandı. Zira Biraz provalar... evvel... Sesin... prova görüntülerinde saat kaçtı? Ee, ihtimalen gece yarısına doğruydu. Daha henüz o sabahlama provalarında değildik. Yani sabaha karşı dörtte yapılan provalardan ee, hatırladığım kadarıyla daha mantıksız gözüküyoruz. O yüzden <laughs> tahminen o sabahlama <laughs> provalarına henüz geçmemiştik. Ee, kumbaracı elde tamam. üst kat vardı o zaman. Bir yandan öldün duydun mu provası bir yerde devam ediyor. Bir yandan müşterek faili müşterek provaları devam ediyor. Biz de bir, Sen yandan bir okul beklemesi... oynatıyordun. Öyle mi? Bir de bakayım? oyun oynatıyordun. Hey, hey gidin genç kızlıyım işte. Gençken bu kadar çok uğraşırsan sonunda yaşlanırsın benim gibi olursun. Ee, provalarda çok e, eğlendik aslında. Çünkü e, senin için de çok farklı bir deneyimdi. Ee, benim için de seninle oynamak, e, ile oynamak çok farklı bir deneyimdi. Kumbaracı Elli açısından da tuhaf bir deneyimdi. Ama provalarda sana sık sık niye harbi açık havada gibi oynuyorsun cümlesini e, kurmuşluğunda vardır. Bu tür tecrübelerinden Var. bahsetmek istemez misin? İstemez olur muyum? O zaman Beyti Külhan Bey'i müzikalinde oynuyordu evet. Bakırköy Belediyesi. Ben de şark dişçisinde oynuyordum. Hı <laughs> hı biz bazı provalara ya bunların çıkışında geliyorduk ya da hani oynamasak bile sonuçta hala hazırdaki oyunlarımız böyle böyle kocaman oyunlardı kirpikler, otrişler, makyajlar ben sana ilk şey dediğimi de hatırlıyorum oyunu okuyunca Yiğit'cim bu 17 sayfa dediğimi de hatırlıyorum hmm. senin de bana Sevinç tiyatro anlardan oluşur dediğimi de hatırlıyorum hmm. ve bu benim için çok en, en olacak diye gelmiştik ikimiz evet. Beyti ile bunu böyle önce şaka yapıyorsun zannettik. Hatırlıyorsun değil mi? Yani evet, evet. niye, Bana sormuştun zaten. Niye böyle davranıyorsun demiştim. Ben de nasıl davranıyorum demiştim. Yani niye şu anda harbi açık hava sahnesinde gibi düşünüyorsun ki? Bir kavga etmiştik tabii her zaman. elbette ki. Bir Gece de şeyi elbetteki. Elbette ki. Yani oynadığımız geceler ve günler boyunca selam verdikten sonra arka kulise yürürken. O koridorda tuvaletin önünden geçerken. Evet. geç, tuvaletin önünden geçerken sen önümüzde olduğunda veya arkamızda olduğunda hiç fark etmez. Biz böyle beytiyle diyelim ki çok iyi bir oyun değil miydi ya? Yani bu çok farklı ve ki evet ya ben de kendimi çok çok iyi hissettim dediğimizde senin böyle diyelim önümüzde sen dönüp ya şu ana kadarki en kötü falan diyerek girdiğini ya da bizim beytiyle ne vardı bu gece ya? Ne vardı niye? Yani niye işte hiç Allah Allah diye yürürken de gerçekten şahane bir oyundu dediğini ve bu e, dilemman hiç değişmediğini e, bugün bile hatırlıyorum inanır mısınız? İnanırım elbette. Buna rağmen dostluğumuzun devam ediyor oluşu da bir başka dur Sonsuza kadar. Sonsuza dek. Evet evet hatırlıyorum. Zira farklı düşünüyorduk. E, küçük sahneler, büyük sahneler ölçeğinde değişik bir tecrübeydi. Tabii o sıralar atölyede devam ediyordu. Çok galiba. büyük. Evet tabii. Tabii kaç koldan kıstırılmışım. Nasıl bir mobbinge uğruyorum bir düşün. Seninle oynuyorum, sen yönetiyorsun. Atölyede öğretmenliğimi yapıyorsun. Yani korkunç yıllarmış. İşte sevgili izleyiciler, bu kadar olabildi. Yani elimizden geleni yaptık ama sevinç erbulak bu kadar olabildi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz yani? Bizim de elimizden gelen budur. Bir süre oynadık bekleme salonunu. Sonra yine seni imdat diye bir telefon alacağı şekilde aradıydım. O aradığında ben ne yapmıştım? Bir direnç göstermiş miydim? Yani kıyısından çünkü başka oyunun vardı falan ama seni çok cezbeden bir durum vardı ki Aslı ve Gülhan'la oynamış, oynayacak olmuş olmak. Yani bu oyunu kabul etme sebebin benim arabam değil Aslı ve Gülhan'la oynayacak olmandı. Bunu da herhalde kabul edersin. Ne oldu sen nereye bakıyorsun şu anda? Fotoğraf mı arıyorsun? E, hayır Aslı ve Gülhan'la dedin dondun bende. Ha enteresan. <laughs> ben de acaba niye öyle boş boş bakıyor diyorum ee, Katilcilik oyunundan bahsediyoruz sevgili izleyiciler Katilcilik oyununda Sevinç Erbulak'la aslında oyun başlamamıştı Sevgili Şirin Keskin başta oynuyordu Üç hanımefendinin başından geçen bir macera Ve fakat Şirin Hanımcık hamile kalmıştı Öyle olunca da oyuna devam edemeyecekti Biz de acaba kimle oynamak isteriz acaba diye yine sorduk Ve dolayısıyla yine aynı ismi aradık Lanet olsun ha lanet o da telefonda. E ben oyunu seyretmiştim değil mi? Tabii tabii. Tabii ki. İzledi, seyretmiştin. Seyrettikten sonra. O yüzden de çok korkmuş. Evet, çıkmış bir oyun falan. Tatsızdır oyuncular bilir. Çıkmış bir oyuna sonradan dahil olmak falan bir rolün üzerine ama çok 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 ee, severek oynaştığınızı biliyorum iki arkadaşınızla. Geçen gün yarışmada ee... Aa, bir dakika. Ay ne oldu? Ne buldu yine bilir. Evet kendisi yayınımızı terk ettiğine göre rahat rahat sohbetimize devam edebiliriz. Ee, katilcilik oyunundan bir şey gösteriyor bana şimdi. Dur bir dakika ben kendimi yok edeyim de sadece sen gözük. Başarabiliyorsam tabii. Dur. Tam tersini yapmam gerekiyormuş. Evet. Heh. Bu neymiş bakayım? Ha, mumu üflediğiniz yer. Doğru mu? Evet bu, fotoğraf, evet. bu fotoğraf görünüyor görünüyor. Çok belirgin olmamakla beraber görünüyor. Katilcilik adlı oyunda e, sevgili Gülhan Kadim, sevgili Aslıcan Kortan ve sevgili Sevinç Erbulağan aynı anda muma üflediği bir sahne. Yani aslında birazdan değineceğimiz bir sahne değil mi sevgili Sevinç Erbulak? Yerimizi değiştirdim. O evet. sen bu yamaca geldin yayında. Ee, Kağıt içecekti oyla baktak, kısmet oldu hepimize. Bir ben oynamadım oyunda. Herkes oynadı gerçekten. Bir bana sıra gelmedi. Orada sen... da şey beni kızlar çok böyle bir havas çalıştırdı, çalıştırdı. Sen bir şeyin provasındaydın. Hali Başka de. bir şey yapıyordun o sırada. Tabii ki. Üst kat vardı Hı -hı. tabii ki. Ee, böyle bir gece gene bir de iki de falan gelmişti. Hı -hı. Biz sana üst katta. E, yastıklardan yaparak o dekoru yani ben dekoru böyle ya oyun sıra yok oyun sırasında görmüş yok, olan ama yani oyun sırasında acımış. olan da, hani böyle sana böyle e, kendi kurmacamızdan bir dekor göstermiştik sen Hı. de böyle güzel metiyelerde bulmuştun teşekkürler sağ ol. ne yapayım biz ee, bir, bir, bir süre sonra oyun çıkacak şimdi senin. Mecbur <laughs> <et>. oyun <laughs> mecburen Mecbur yani, oyun çıktı. mecburen yani oyun oynayacaksın şimdi ne ben yapayım ya, kötü oynasan ne yapayım yani aman aman şimdi o mumları üflediğin sahneyi hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Evet. İşte Tabii. o sahne e, katilcilik oyununda üç hanımefendi internet e, ne denir ona? Zamanın sosyal sohbet programları birisi amacın? IRC gibi, ICQ gibi bir yerden sohbet ediyorlar. Hatta mahlasları var. Yani nickleri var. E, hatta Sevinç bana sordu bizim ismimiz mi vardı ya falan diye. <laughs> evet isminiz vardı. Hayır kullanıyor muyduk oyunda onu? Bir yerde, bir yerde geçiyordu diye hatırlıyorum, bir yerde geçiyordu diye hatırlıyorum bilhassa. Ama çok küçük bir ipucuydu o. Neydi o da? Lou sen. <laughs> evet çünkü yani Lou Agata. Jean. Lou Agatha Ve Jean. Jean. Evet. Ama bu yaptığın tirat, sanki ben böyle Aslı'nın da sesini duydum şu an Gülhan'ın da sesini duydum. Bu bizim çok da yani her anını çok seviyorduk ama burası böyle evet. biraz özel anlarımızdan biriydi küçük evet. tadına ve böyle Lu dediğimi Agate dediğimi hatırlamıyorum Hep bu da şöyle yapmış bu da böyle evet. yapmış bu da böyle yapmıştı. galiba böyle böyle bir rejim vardı ee, evet parmaklarımızı yanlarına işaret gidiyor falan. Edelim Oyun, edelim. Evet, evet. bir şey konuşuyorlardı engelli falan sahne üzerinde farklıydı elbette Lu Lu Salom Agatha Agate Christie Jean Jean D'Arc gönderme olarak da bu üç isim aslında vardı bu oyunda Filifo neydi katilcilikte Filifu neydi? Sana soruyorum Ne sallıyorsun zaten? İşte gereksiz vakit kaybı. Neydi? Ha, ben biriyle yarışmıyorum. Ben ne yarışmıyorum? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Hatırlamıyorum. Bilgisayar şifresiydi. Teşekkürler. Rica ederiz sevgili Sevinç Erbulak. Sık sık arayınız. Rezilsiniz. <laughs> bye rezilsiniz. bye. iyi davran. Eğilmez. Ee, Tabi tabii Önünde mi şu anda Metin? Ee, birazdan ne? sevgili Sevinç Erbulak bize katilcilik oyununda bir masal anlatıyordu. Hayrettir. Ee, benim yazdığım oyunlarda çok masal geçmez ama. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa hayret. Ee, yine masal anlatılan bir oyun katilcilikte. Sevinç Erbulak'ın rolü ee, bir masalı anlatıyordu. Galiba ikinci, ikinci sahnenin sonu olabilir. Ee, üçüncü sahne olabilir çünkü kurgusu oyunun değişmişti falan. Ama o masalı anlatırken önce mumları yakıyordu, sonra da bir müzik açıyordu. İşte sana sürprizim de sevinççim. Sen bu tirada atarken alttan çalan müzik hazırsan müzik geliyor. <laughs> Duyuyor musun? Duyuyorum. Onur Kahraman'ın bestesi. Kahreticilik için. Masal. Masal'ın altında kalan müzik ve Sevinç bulan o oyunda yaptığı tirat. Hazırsa eğer Sevinç Ağabey'in kendisindeyiz buyurun. Bir varmış bir de yokmuş. Çok önceden değilse? De zamanlarda böyle koca koca binaların kapladığı yerlerden birinde insanlar mutsuz mutsuz yaşarmış. Öyle sabahtan akşama kadar dedik dedik sıkıcı sıkıcı çalışıp anca işte gece olunca falan saçma sapan bir şey yapmazlar kendilerini öyle zaman ayırıp dinlenmeye çalışırlarmış. Eğer dinlenmezlerse de böyle yaratık gibi bir şey içine girip orada başka başka hayatlar yaşarlar. Bilgisayara doğru yani. İnternet gibi yani. Herkesin öyle kendini boy boy gösterdiği, teşrikli diyorlar değil mi bakışlayan, işte teşrik ettiği bir yer burası. Daha çok görür, daha çok görür. Ben, 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 ben diye ölürlermiş. Sonra, zaman bile bu zamanlarmış. Bir gece, o insancıklara pek de benzemeyen, kendi halinde bir yarı deli girivermiş o yaratığın içine. Demiş ki, ben kendimi kendim gibi göstermeyeceğim. Can. Dileyen bulsun beni yani. Nedir ki? Öyle diyen bir de isim koymuş kendine. Lu. Dolaşmaya başlamış yaratığın içinde. Öyle pek de kimseyle konuşmadan. Sonra bir resim mi olmuş bir yer geldiğini Çok hoşuna gitmiş. Altına yazı vermiş işte bir şeyle. Birkaç gün geçmiş. Bir bakmış. Aa, başka biri daha yazmış birkaç sefer. Pek de benzer şeyler. Hem de meğerse o da gizlemiş kendini. Başka bir isim uydurmuş. Can her ikisi böyle güzel güzel konuşurlarken yine bilmem neredeki bir yazı ile ilgili böyle bir şeyler yazarken birbirlerine altta biri daha eklenmiş bunlara. O da yazı vermiş en alta birkaç satır. Hep de benzer şeyler hem de. Hem de meğer o da gizlemiş kendini. Başka bir isim uydurmuş. Agatha. Artık üç kişi olmuş bunlar. Sürekli konuşuyorlarmış ama nasıl yani böyle sabahlara kadar sabırsız sabırsız. Yani konuşuyorlarmış ama daha gerçek isimlerini bile söyleyememişler birbirlerine. Yine de çok şey paylaşmışlar tabii öyle boş boş konuşmamışlar. Sonunda bizim Lu dayanamamış. Ya yeter artık yani görüşelimiz dışarıda. ben sıkıldım böyle yaz 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 nereye kadar diyerek ikisini de kandırmış ve bir gece buluşmaya karar vermişler çok güzel bir lokanta böyle deniz kenarı falan. Atlamış Lou böyle tortor arabasına gitmiş. Bir bakmış ikisi onu bekliyor kapıda. Tabii hemen anlamış onlar olduklarını. Böyle bir araya gelmişler. Hiçbir şey diyemeden bir durmuşlar falan. Sonra hadi girelim içeriye. Yönelmişler kapıya. Tam o sırada birkaç basamak inerken bu bunun eteğine basmasın mı? Ama nasıl nasıl düşmüş Agatha yere bir görsen böyle kenarlara falan tutunmaya çalışmış ama bu İkisi korkuyla fırlamışlar tabi ama Agatha öyle bir bağırmış ki hemen iki adım geri atmışlar. Neyse ki öyle yani yüzüne gözüne falan bir şey olmamış ama ayağı korkulmuş. E bunlar da ne yapsak artık oturamayız tabi biz orada falan. E Agatha'nın da canı yanıyor. Gidelim hastaneye, yok istemem. Yok istemem dedi aslında takvimine de yok istemem. E ne yapacağız öyle şapşal 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 şapta ne yapsak diye dururlarken Lou demiş ki ya ben de araba var. Hadi işte atlayalım bana gidelim rahat rahat otururuz ayağını bakarız falan. Buluşmaysa o da buluşma yani. Ne eksiği var. Deniz yok diye ne olacak yani. İkisi bakışmış. Ay nazana nazana kabul etmişler. Ve atlamışlar gene tortoruna Lou'nun. Varmışlar evet. Hemen girmişler çaylar şakalar buzlar falan derken geceleri başlamış. Ve ki geceye başlarken bir hikaye, hikaye anlatmış onlara Lou. Bir ağıt yapmış diyelim ya da. Bu gecenin özel mi özel, güzel mi güzel, üç kadınına. Mumu mu üflüyordun burada? Evet. Hepimiz üflüyorduk değil mi? Evet. Aa sahne sonu. Üç kadınına aynı anda birbirimize bakıp huf, hatırladım. Tebrik ediyoruz. Ama Alkışlar, yani ben sana bir şey mi? Alkışlar sizin için yükseliyor. Ama yemin ediyorum sana. Ben bu tiradı bayağı değiş, değiştirerek ezberlemişim. Seni Allah kahretsin. Seni Allah kahretsin. Zaten senden ne Aslında taklidini yapıyorduk ve her gece aşağı yukarı başka bir şey yapıyorduk. Aslında böyle güzel gülüyordu ya. Hala güzel güler. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz sevgili Sevinç Erbulak. Ben sizi ee, tebrik ediyorum. Efendim sizin ne güzel arkadaşlarımı da okudunuz. çok öpüyorum ben. Evet. Bugünlerden o günlere selam olsun dedik. <laughs> Tuvalete gittiği Sertemir kesin yazmışlar. Ben sadece görüntü seni bırakınca. Öyle adetlerim yoktur efendim. Oyun sırasında da kenardan ayrılmam. Ee, sesi düzelttik. Ses, müzik sesi birazcık yüksek kalmış da. Ondan tebelli böyle şeyler. Hmm. Güzel günlerdi sevgili Sevinç Erbulak. Çok, belki çok. tekrar oyunlar yaparız sizinle. Niçin olmasın siz de evet derseniz. niçin olmasın? Ne için olmasın? Çünkü neden olmasın? yapmayalım? Çünkü neden olmasın değil mi? Hayat böyle bir şey değil mi? Çünkü neden yapmayalım? Kaç bak, çok açık bir şey söyleyeyim sana yani hayal... Hayalet kumpanya. Söyle söyle. Ha, ama sen sorunu unutma. Hayalet Hayalet Kumpanyayı izledim ya en son. Yani en son Nihaven seyret nihayet bakam seyrettim de Hı -hı. Hayaleti seyrettim ya aynı hafta pazartesi. Evet. Yani çok isterdim onda. Hayalet Kumpanyada mı? Nihayet hmm. makamında mı? Ee... Hayalet Kumpanya. Olur, neden olmasın ya? Hayat böyle değil mi? Elbet. Ya belki bakarsın. Hamile 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 kalır onun içinde. Var onun içinde e, hamile kaldı. kalacak insan. E kaldı biliyorsun Selin, ha senin seyretinde Selin yoktu galiba ama e... yok yoktu. Hayır canım an yani korona sonrası yeni bir ihtiyaç doğabilir. Biri şu aralar kalıyordur hamile de sezona benzeyeceğim <laughs> orada. Hazır diyorsun eve kapanmışken herkes boş Onu duracak bilir. değiller yani diyorsun. Evet. E, neden olmasın <laughs> Semin Çanımcığım bu işlere tövbe etmiş olsanız da. Ama bir evet. dakika dur bütün evet. seyirciler aslında sen. İkimize korona ile ilgili bir şey yazıyorsun değil mi? Neydi onun adı? Korona ile ilgili bir şey mi yazıyorum? Yani korona günlerinde geçen gün telefonlaştığımızda Oyun Yazla beraber oynayalım dedin. Ah tek düşündüğüm şey bu zaten Oyun Yazla da beraber. Ağladım Ay, iyi falan. Sonra... Osman falan dedin. Evet, sonra şiddetli bir çığlık atmışım falan. Sakinleştirdiler beni. Nasıl bir kabus o? Neden olmasın efendim? Belki beraber bir oyun oynarız, oynamaz mıyız? Neden olmasın? Oynarım. Ee, her şey düzeldiğinde sağlığımıza yeniden kavuştuğumuzda belki de Sevinç Erbulak'la oyun oynarız. Bunu değerlendirelim be Sevinç Hanımcığım. Niçin olmasın? Bence de. Osman bunu beğendi. Osman bunu beğendi. Hallet bu işi. O zaman korkunç ana gelelim mi? Ya saçmalama. Ne kadar güzel sohbet ettik. Bak burada tadında bırakalım. Değerlendirmez. Yo yo yo. Elimde bir takım sorular var. Hazırım. Bak bu bir takım sorular seni bağlıyor. Bir dakika açayım. Telefon... Hiç şansın yok. Valla tamam. beş saniyede cevap vermezsen gidersin. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim. Ee... Bunlar beş saniyede yazabilir. Hayatta da yazamazlar. Öyle sorular sorun ki rezil olursun bak. Peki şimdi e, sana 10 soru sorsam. Altısını bilirsen... Ne? Hey yavrum bu işler kolay değil. 10 sorunun 6'sında başarılı evet. olursan ne istiyorsun? İki kişilik oyun işte ya da 5 sayısı fark etmez. <laughs> ya da 5. 2 kişilik ya da 5. Gerçekten bir tiyatro grubu kurmanızın bir zamanı gelmiş. bir an 2 kişi olmak. Çekilmez. Seni korkuttum i̇şte o yüzden iki, yani 2 oyuncu 3 müzisyen kişi gibi düşünüyorsun olmaz. hani hani 5 kişi olsun falan diye. Olur. Çok iyi değil mi? Çünkü tamam. Sen sürekli şarkı söylersin. Ya o söylersin. İnanılmaz. Ee, yok. yo yo, yo, yo yok. Yok, yok. Yo, Sevinç Erbulak lütfen yahu. Ay ay ay. Unutmuş değilim. Ee, sorularımız yo. arasında uygulamalı sorular da olacak. Bunları sana sakladım. Ekran ne sorular? Uygulamalı sorular. Senden göstermeni isteyeceğim bazı şeyler olacak. Buna hazır mısın gerçekten? Hey, bu arada bu... göstermemiz emin misin? Gayet eminim. Öyle tamam, şeyler hazır. değil. Senin bu a, zihnin ne biçim çalışıyor yahu? Tiyatro ile ilgili şeylerden bahsediyorum. Terbiyesiz. Evet. Hazırsan soracağım. Peki kaybedersen? Kaybedersen bir daha hiçbir zaman kumbaracıda oyun oynayamayacağım. Vay be. Şimdi ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? Ona göre soruları i̇şte sorayım onun da. Için lazım. Bu <laughs> çok belirsiz durum. Ediyorum. Eyvah eyvah. Kim kimi tehdit ediyor belli <laughs> değil. Kay mi sen so sen seç. <laughs> Peki. Sevinç Erbulak'la yarışıyoruz efendim. Kendisi ee, çok hakim her şeye. Çok kolay... Saçmal çok kolay sorularla başlayacağım. O yüzden <laughs> eminim ki çok doğru e, cevaplar verecek. E, tahminen sorduğum her... Senin e, bizde seyretmediğin oyun var mı? Yok. Ee, var. Kabul ediyorum. At Gözü, Babaannemin Masalı. Hmm. Peki oralardan sorayım. Seyretmedim. Sorma. Babaannemin masalını. Ha, babaannemin masalını daha seyredemedim. Tamam. Bir de e, şu senin şimdi Mert'in yerine girdiğin oyunun adı neydi? Misafir. Misafiri seyredemedim. Bir de onu seyredemedim. Bu sezon bize sadece Hayalet Kumpanyayı seyrettim deseydin daha kısa sürerdi. Sevinç bulak. Tamam onlardan sormayacağım. Hadi, <laughs> yine Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Tamam. Pekala. Şimdi sana e, gerek benim, gerek Aslı'nın, gerek Erkan'ın, gerek Candan'ın ee, hazırladığı sorulardan bazılarını soracağım. Eminim çat diye hepsine cevap vereceksin. Oo. Bazıları, çoktan seçmeli, Oo. Şey... bazıları çoktan seçmeli. Bazıları çoktan seçmeli. Bazıları yoktan seçmeli. Yani yok seçeneği. Bazıları da uygulama sorusu. O yüzden her türlü rezil edeceğim seni. Bugün niyetim o. Her türlü ikimizin tamam. de rezil olması. Ve bunun tamam kayıtlara yani. geçmesi. Ben de yapacağım bu Evet işte. Tamam, Yok ben de kendimi de rezil edeceğim. Rato. Rato. E, niyetim o zaten. Kendimi rezil ha. etmek için e, yapıyorum bu işi. Finaldeyken, zirvedeyken, rezillikte zirvedeyken bırakmayı düşünüyorum. Olayım bu. Şimdi sana basit beni sorular... Seni bırakmayacağım. Canımsın. E, sana e, farklı sorularla e, yaklaşacağım ama daha basit sorularla başlamak istiyorum ki hanımefendiyi ürkütmeyeyim. Eğer... E, Allah'ım bu... Sak korkusundaki gibi ellerim terliyor. Ne soracaksan sor. Evet. Ee, İstanbul'da oyun çok Yiğit Bey. Oyun çok dediler. Anlayamadım ne için olduğunu ama İstanbul'da çok oyun varmış. Ee, bilirsen bunu çalacağım. Duydun mu? Duydum. Eğer bilmezsen bunu çalacağım. Bunu sevdin mi? Evet. Tamam. Hayır. Zaten sen neyi sevdin ki bugüne kadar? Çok ee, şey. Çok. Tabii onu Yani Burada onu şimdi bunun zamanı, burası değil. Evet, ilk sorum e, geliyor. Ya da hadi ilkinin sayısını sen söyle. Bir. <laughs> Senin ne yaptığımız röportajı hatırladım bir anda. E, bu biri numaralı soruyu Çok daha güzel. önce sorduğum için e, geçiyorum. E, ama sana. ...daha basit bir soru sorayım. Hadi. Bire bir yakın bir soru bu. Hazır mısın? Çok. E, eminim. Kumbaracı 50'de... <laughs> Hazır mısın? Kumbaracı 50'de... Evet. Kumbaracı 50'de... ...premier yapan... Bak karıştırma. <laughs> Kumbaracı 50'de premier yapan... İlk 6'dan sonra tiyatro oyunu nedir? Hı hı. Karıştırma. Kumbaracı elde ilk oynayan oyun demedim. Onun cevabı 444. Kumbaracı 50'de Premier yapan diyorum. Yani 6'dan sonra tiyatronun Kumbaracı elde çıkardığı bir oyun. Yani bu ne demek? Bizim Kumbaracı el mekandaki ilk oyunumuz oluyor. Aslında birazcık böyle kafayı yorsan hemen anlayacaksın. Benim görüntüm böyle aksamalı gitse de sesim normal geliyor diye umuyorum. Niye birazcık kafa yorsam anlayacağım. Bir kopya ver. Tek kişilik bir oyun. Daha ne vereyim ya? Yuh. Faili müşterek. Bravo. Gerçekten. Bravo. Gerçekten. Evet, et. al çaldım. Çok iyiydi. Bilmemi çal. Ha. E bilmeni tamam. çaldım. Ne yapayım? Şu anda 1-0 mı? 1-0 evet. Tamam 1-0. Basitle başladım. Evet Kumbaraceli'de. Oyuncağım elde. Oyuncağım evet. İlk adımı attım. İnanılmazsın. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Evet, Kumbaraceli'de Eli'de premier yapan ilk altından sonra tiyatro oyunu e, neydi? Faili müşterekti. E, 27 Faili Mart. Faili müşterek. 27 Mart 2010. 2 Kasım 2009'da açılmıştı Kumbara Cilli. 27 Mart 2010'da da fail müşterek oyunu çıktı. Yani mekanda çıkmış ilk oyunumuzdu. Benim çok sevdiğim bir oyun ve annemin de ben seyrettikten sonra annemle bir daha gelmiştik. Annem çakmak çakmıştı hatırlam. Hatırlıyorum hatırlamaz mıyım? O uzun kalemde. Lütfen onu bir daha oynar mısın? Her sene konuşulan, her sene konuştuğumuz, her sene ya oyun bir daha oynamayacak mı şeklinde bize de teklif gelen bir oyun. Doğrusu neden olmasın? Lütfen. Neden olmasın? Tabi zaman geçti, biraz değiştiririz ama ay ay hayat bize güzel. Evet sana Karabatlı kardeşlerin bitmeyen şen gösterisinden bir soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Ben de o sorunun cevabı. Ve söyleyeceksin ama. Güven. Vallahi söyleyecek miyim? Tabii ki. Soru geliyor. Bizden bir bok olmaz adlı. Evet. Bizden Bir Bok Olmaz adlı şarkıda geçen. Dur kız, dur. Şarkıda geçen. Şu dizedeki boşluğu doldurunuz. Ya o dizeden Bir Bok Olmaz kolay. Kaderimiz benzemiş. Bir dönme dolaba. Nokta noktaya gül olduk. Koy bizi bir vazoya. Neye gül olmuş Karabahtı kardeşler? kaderimiz benzemiş. Bir dönme dolaba. Bak arıyor orada terbiyesiz telefonla kime soruyorsun şu anda? O gözlerinden yazdığını görmüyorum. <laughs> Senin bayağı terbi gördünüz izleyenler canlı yayında kopya çekiyor. Kime soruyorsun Allah aşkına? Aslı Can Kortan'a mı <laughs> tamam, soruyorsun? Siz <laughs> resmen kumpas var. Hayır, bağır. bu benim Komşular. Bu kadar... Yemin ederim. Bak bak tamam bir şey söyleyeceğim kaderimiz benzemiş söyle tamam bak ellerim burada. Söyle. Ya bırak oradan görmüyorsun. Sen kimi kandırıyorsun ya? Şu an ben nerede o? Nerede o terbiz? Kaderimiz benzemiş. Bir dönme dolaba. Nokta noktaya gül olduk. Koy bizi bir vazoya. Panayır'a. E, candan yazdı Panayır'a diye. Siz... O abi kaç kişiye karşı oynuyorum ben? Ben, ben ekranı görmüyorum. Ben kaç kişiye seni karşı? Ya bırak. Siz bir şey var ya. Çin... Çirkefe, çirkefe çirkefsiniz i̇ki, iki, çirkefsiniz iki senin anan da böyleydi baban da böyleydi bütün erbulaklar Elde. terbiyesizler çok terbiyesizler kaç kişiye karşı oynuyorum Allah'ım o kadar yalnızım ki peki bir uygulama sorusu o zaman sana evet ama hangisini sorsam bence ben bunu seyretmek isterim senden hazır mısın çok Üçüncü Richard adlı oyunda Richard nasıl konuşmaktaydı gösteriniz nasıl ko konuşamıyordu ki gösteriniz ana'm cevap istemem he anlat şimdi bir şeyler evet o ne lan öyle bir dakika sandalyemi yükseltmem lazım gözümde yükseldi Heh. hadi şöyle geliyor tekerlekli sandalye dalıda karakterimiz Karakter, ama evet. konuştuğun yeri de yapacağım sonra. Lütfen Çünkü o benim konuşmanın düzel, konuşmanın düzeldiği Düz anı yap. Konuşmanın düzeldiği. Evet. Ya aşağı yukarı böyle bir tabii bunu çok iyi yapıyorsun. Ben izleyici Estağfurullah. izlemeyen Estağfurullah. insanlar Estağfurullah. görsün diye bir ecişlik Bir ecişlik diyoruz. Diyelim böyle. Ha. Çok büyük ecişlik. Büyük ecişlik. Ve böyle buradan burada konuşmaya çalışıyor. Fakat Konuşması şu an benimki kadar iyi bir artikülasyonla ya başladığında ya. şunu yapıyordum. Hiç ala O nedir? Göğsümde süt yerim sıkıştı hareketi mi? Ne alakası var Richard'ta? Bu nedir ya? Önden önden kapanmalı kopçası o sırada açılıyordu muhtemelen ya, Bırak için. ne alakası ben var. Hayır ben konuşmasını konuşmasını dinlemek istiyorum. Nasıl konuşuyordu Richard? Bir şeyler söyle. Saçma. Hayır böyle bir şey yapamam zaten. O zaman e, sıfır puan size burada. Herhangi bir, herhangi hiç bir, benigem, hayır, hiç beni Gel... Bitti, hayır, bitti, öyle. bitti, bitti, bitti. Bir saniye. Ya bir senin gibi, gibi oyuncu olmaz olsun. Seni savaş abi böyle mi yapıyordu sana? Atlayacaksın suyun içine hemen oynayacaksın. Neyi bekliyorsun? Replik mi lazım sana? Al herhangi oynadığın hastalık hastasından bir replik söyle. Ne fark eder? Ağzını kaydıracak bu bu. O nedir öyle? Nedir o? Hani, göremiyorum, göremiyorum nasıl? Gel seyret anam bir daha oynarsa Allah Allah vermedim sana Ay çok puan isterim. çok yeteneksiz ya saçmalama yeteneksizsin. yaptım anlattın yapmadın anlattın anam onu herkes yapar. tamam peki tamam, tamam hadi iki, bir bir <laughs> uygulama sorusu daha sana sen o bebi seyrettin herhalde evet peki o bebde kızlar a yabancılaştım diyordu hatırlıyor musun Evet. A. Yabancılaştım hareketi var. O BEP'te. Neydi o hareket? A. Yabancılaştım. A. Yabancılaştım. Bekle bir dakika. Bir bakayım. Oho, şöyle. Oho, bu nedir ya? Kaç kişiyle yarışıyorum ben hakikaten. <laughs> rezillik, rezillik size... Zaten hiç itimat etmemiştim iyice yani. Şu anda bence çok eğlendikleri için yazamıyorlar. Şu an onlar Aa, yabancı, zaten sahnem. senin PR'ını yapıyorlar ya. PR'ını yapıyor. resmen seni pazar sahnem aman duygusu bana geçti aman bilmem ne. Aa yabancılaştım diyeceksin ya. At gözünü de seyrettin. Aa yabancılaştım. Öyle mi? Sen olsan öyle yapardın. Büyük sahnede öyle yapardın. Evet. <laughs> Harbi açık havada öyle yapar. Hayır. Aa yabancılaştım. Nasıl? Sen yap. Aa yabancılaştım aa Buyurun. yabancılaştım. Bu, aa yabancılaştım. Biliyordur aa, sevgili yabancılaştım. seyircilerimiz. Bu mu? Sevgili seyircilerimizden bir şey rica ediyorum. A yabancılaştım hareketini yaparken fotoğrafınızı çekip lütfen Instagram'dan gönderin. Sevinç Erbula göstereceğim onları A yabancılaştım hareketini herkes yapsın. A yabancılaştım. Oyunda herkes bilir bu hareket. A yabancılaştım. yabancılaştım. İki tane bildin, iki tane bilemedin. Tamam kabul. Dört soru daha bilmen lazım. Ama bak insanlar seni savunuyor tabi. Bu arada da yazışıyor. Terbiyesiz oradan ne yazışıyorsun acaba? Oradan ne yazışıyorsun acaba? Peki sıradaki soru soruyorum. İnsanlar savunuyor. Ya bırak. Evet. Sıradaki ya işte. Popülerite böyle bir şey Allah kahır etsin. Sen o Perihan Abla'da çok iyi oynadığın için tabii yıllar geçtikçe seviliyorsun anladın mı? Nereden nereye yahu? Sıradaki Anladım. sorumu soruyorum. Aynı be bak Candan Seda Balaban'dan Hazırım. geliyor soru. Candan Seda Balaban'dan geliyor. Candan A çok tatlı bir soru sormuştur. Hiç <laughs> İşte insanları yanlış tanıyorsunuz. Hep beni kötü biliyorsunuz ama içlerinde neler var onların. Soruyorum. Aynı beyaz çizme aynı beyaz çizme kaç oyunda kullanılabilir? Hangi oyunlarımızda aynı beyaz çizme kullanılmıştır? Hadi cevapla. Tamam. Bu gerçek bir bilgi mi gerçek yoksa bir hani bilgi. ben kuralcıyı bilme bilgisi üzerinden bir tahminde mi bulunacağım? Yok gerçek bir bilgi ve sen bu beyaz çizmeyi aslında gördün hep. Gördün mü? Evet. Ee, sadece oyuncunun ayağında görmeyip dekorun bir parçası Hayır, olarak Hayır ayağında gördün? gördün, ayağında gördün. Peki aslının aslıda gördüm. Ama aynı beyaz çizmenin farklı oyunlarda kullanılmasına. Yani bir beyaz çizme var. X oyununda da giyiliyor, Y oyununda da giyiliyor, Z oyununda da giyiliyor. 3 Cevap doğru. 3 Evet. Sesi duyayım. Sesi... Dur. Beyaz çizmeli oyunlarımızı da sorduk. Şimdi bundan yarım puan alacaksın ama oyunların hangileri olduğunu bilerek başla bakalım. Oha. Aha. Oha. Ben, ben bundan ne? puanımı aldım. Ben yani sıçratıyorum ama önemli değil. Tamam. İk, buçuk veriyorum sana ee, bundan. Bu Doğru. Karabahtlı da Aslı giydi. Değil mi? Karabahtlı da Aslı da giydi. Ben de giydim. Hangimizin çizmesi diğer oyunlarda da kullanılmış evet. olabilir? Daha nasıl kopya vereyim ya? Olabilir. Ee, Barzo da kullanılmış olabilir. Aferin ettiği Bildin ki. Bildin mi? Tabii oradan yazıyorlar sana. O yan, yan gözlerini görmüyorum zannetme. <laughs> yan gözlerini görmüyorum zannetme. Hatta şu an sana büyük olasılıkla candan yazıyordur. Aslı da bunu bilmiyordur. Ben sana söyleyeyim candan. <laughs> Sorunun muhatabı candan Seda Balaban. Ah, ah, ah. Bir de bravo yapıyor orada candan. candan yazmıyor bu arada. Bilmiyorum. Candan artık. yazmıyor. Hepinize, evet. hepinize. Üçüncüsünü de söyleyeyim mi? Yaz, yazdılarsa artık. Üçüncüsünü de söyleyeyim mi? Artık, yazdılarsa cevabı görebiliyorsan Yolarsan... söyle söyle. Ben şu anda nereye bakıyorum? Senin gözlerin içine bakıyorum. Bi, bi, yahu Sevinç'cim şimdi ekran görüntüsü aldırır yemin Üçüncüsü ediyorum virüs sefer... yollar senin Puanımı o bilgilerini hazırla. ele geçiririm tamam mı? Yemezler. Koltuğumu hazırla. Abi bir oyun yapmak için bunu ne ya? Hazır hazır söyle. Dertsiz oyun. Aa, ne kadar şaşırdım ya. Ne kadar şaşırdım. Kim acaba bildi bunları ya? Sevinç Erbulak nasıl da takip etmiş gerçekten oyunları? Siz ne üçkağıtçısınız? Siz ne üçkağıtçısınız? Siz ne üçkağıtçısınız? Peki hadi verdim puan. Üç oldu. Sen misin? Üç puanım var. E üç puanım var. Üç puanım var. Ne oluyor? Üç puanım var. Ne oluyor? Baya şu anda Sezonda oynayacağımız iki kişilik bir oyun için mi yarışıyoruz yani? Olay buraya mı döndü sevgili Sevinç Erbulak? Olay, Olayı buraya ister istemez e, beni yayın almadan önce de gere gere elimi kolumu terleterek buraya getirdi. Vay canına be. Hiç canlı yayında biriyle yarışma yaparak e, bir sonraki oyunumuzu belirlememiştik. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan... Eh korona, ay korona. Nelere gebe. nelere gebe, nelere kadir. Yayınımızın da sonuna gelmemiz gerekiyor ama mecbur seninle 10 dakika daha oynayacağım. Evet. Ama sana cevap verdikleri için e, senin nasıl zorlayabilirim diye de düşünmüyor değilim. E, ne de olsa onlar da bilmiyor. Aslında bu soruyu sana sorabilirim ama sormayacağım. Hadi bu sorunun cevabını bul, bil. Sana oradan cevap yazacaklar ama madem az önce sana Candan kopya verdi, bu soruyu da aslı hazırlamıştı. Candan Ya lan. beni ilgilendirmez. Candan ben. vermedi. Candan'la ortak bir çalışma vardır. Bu sorunun cevabını başka kimse bilemez. Soruyorum soruyu. Candan tamam. Seda Balaban. Hem de bak, bir evet. tek Candan Seda Balaban. Evet. Ee, biliyorsun, eczacılığı bıraktı ve maske kukla tasarımcısı değil mi? Kostüm tasarımcısı, dekor tasarımcısı, makyaj İyi ki. tasarımcısı. İyi ki. Muhteşem bir insan. İyi ki eczacılığı bıraktı. Ama Candan Seda Balaban burnuna bir şey sokuyor eczacılık yaparken. Bu onu tetikliyor ve diyor ki bundan sonra eczacılık yapmayacağım. Kendimi tasarıma veriyorum. Ha yaz yaz. Cevap gelecektir. Candan Eczan benim. Eczanede olan bir şey mi sokuyor? Beni ilgilendirmez. Kopya falan da yok. Bilen biliyor. Candan Seda Balaban. Burnuna ne, ne soktuktan sonra eczacılığı bırakıp maske ve kukla tasarımı yapmaya ne başlamıştır. Soktu Burnuna bir şey sokuyor ve e, tasarımcı olmaya mı karar veriyor? He. Ha. Hadi bilin. Hadi. Ha? Bak oraya. Oraya bak. Bak bak yazdı oraya. <laughs> Cevap veriyorum. Allah Allah. Bu cevabı da kim biliyor acaba? Soruyu hazırlayan olabilir mi? Kırmızı biber. Evet, kırmızı, kırmızı biber. biber. Evet, kırmızı biber. Ee, candan Sedat Balaban, yo bilmedin. Aslı soruyu hazırlayan kişi olarak cevabı sana söyledi. Hepinize karşı yarışıyorum. Hepinize karşı yarışıyorum. Yar, ee, kaybedeceğim tamam. şey de şu, sevgili sevgili izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, eğer bu yarışmayı Sevinç Erbulak kazanırsa ben Sevinç Erbulak'la... sezonda bir oyun oynamak zorundayım. Bunu Bakın kaç günlük mesaimiz var. Zorundayım 12, ya. 12 yayın yaptık. Ee, Kumbara 50'ye geliyorsanız orada benim de hafiften katkım olmuştur. Bazı oyunlarda karşılaşmış olabiliriz. Bana bu kötülüğü yapmayın. Gençliğimde o hatayı yaptım. Hatta Sevinç Erbulak'ın Hayalet Kumpanya oyunu seyrettiği gün sahneden bile söyledim. Ben kimlerle kimlerle partner oldum. Oho ne acılar çektim diye. Ee, ayrıca Candan Seda Balaban'dan bir e, düzeltme geldi. Kırmızı biber değil kuru bibermiş. O yüzden cevapta tamam, evet. yanlış. Kırmızı, çıktı. Kuru biber. Ya geç. Kırmızı, 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 kırmızı. Hiç benimle alakası yok. Bu soruyu Aslı Can Kortan hazırladı. Ben sadece elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Hiç kimse benim üzerime gelmesin. Bana bunlarla gelmeyin. Kırmızı, kırmızı. Sıra Bana sıfır bunlarla olacağım. gelmeyin. 4-0 öndeyim devam et. 4-0 diyor ya. Peki sıradaki sorumu sorayım. Bakalım kim e, cevaplayacak bu soruyu? Acaba kim cevabını verecek? E, soruyorum anam sana. Hangi oyunda maske kullanılmamıştır? A- Kapıların dışında. B- Karabahtlı Kardeşler. C- Hayalet Kumpanya. Hangi oyunda maske Hayalet kullanılmamıştır? Kumpanya. Bir daha söyle. Hayalet Kumpanya. Doğru cevap. Beş oldu. Ama bu, bunun gerçekten hiç kopya almadım. E ya ya şey Bunun için de zaten kopya almış olsaydın hocan derdi ki bu, bu kızı bu okuldan alın geri zekalı bu kız. Ya hiçbir şey yapamıyor. Bunu bile bilemiyor. Allah aşkına bunu alın evde okutun. Ananın başına atarlardı seni. Artık bunu da yuh. Bütün oyunları seyretmiş. <laughs> Karabahtı üzerine konuşuyoruz. Kapıların dışında öyle tanıştığımız belli. Hayal kumpanyası. geriye ne kalıyor? Basit sordum basit. Hiç kıymet bilemediniz. Karabahtlı kardeşlerin bitmeyen şen güldürüsünün e, eski şen güldürüsü Kabinde. Şen gösterisi mi? <laughs> evet. Şen gösterisi. Adlı güldürüsü. Gösterisiler. Adlı oyunun eskiz defterine sevgili candan seda balaban ne oldu şimdi bir de ismini hatırladın değil mi sen ne terbiyesizsin sen eee Neyin ismini hatırladın Oyunun Arkan'dan terbiyesiz evet, devam et 4 oldu tamam en sevdiğim ne oldu oyun oldu bir kere tamam anam o yüzden oradan sonra 5 oldu 5 oldun mutlu musun ha mutlu musun Evet bekleme salonundan sorsana belki de bilir <laughs> bekleme salonundan sorayım abi Soruyu mı? Hadi bunun soru cevabını bil. Bekleme salonu 2003 yılında premier yapmıştı. Gülhan Kadim yönetmişti. Siyahlı adamı Yiğit Sertdemir, grili adamı Onur Tuna oynamıştı. Senin 2010 yılında oynadığın kadın rolünü 2003 yılında kim oynamıştı? Gülhan. Yapma ya. Bekle. Ne bekle bitti. Sevi Orakoğlu. Ya. Hiç ne oldu? Ne oldu? He? Ben bekliyorum. tarihini bilmezsin. Tarihini bilmezsin. Oynadığı oyunun tarihini bilmezsin. Yani sen şimdi lüks hayatta oynasan zamanında Suna ablanın oynadığı rolü oynasan daha önce oynayan kimdi desem Suna pek uysal demeyecek misin? Diyeceğim. Eee, Gülhan Kadim. Sonundan sor belki bilemem der, ya, belki, bırak. belki bilemem der, bırak. O şunu dedim. Zaten dedim de. zaten. Biz oynarken olan bir şey ile ilgili sor anlamında söylemiştim. Ben kendi kendime kaybettirmek ister miyim şu anda? Tabii ki kendi kendine kaybettirmek istersin. Benimle senin için de acı bir şey olsa gerek. Benimle oynamak. Benim istemediğim kadar sen de istemiyor olmanı bekliyorum. Kim oynamıştı? Sevi mi oynamıştı? Sevi Orakol oynamıştı. Sen Sevi'yi hiç görmedin. Sevi o yıllarda oynamıştı. Sonra Amerika'ya yerleşti. Peki. Kaç olduk? 5 e, doğru. 5 0. Sıfır. Sıfır. Ve kaç soru sordum ben? 4 5 20 ne kadar sahteker herkes ya. Peki son sorumu soruyorum. Bu soruyu bilirsen sezonda iki kişilik oyuna giriyoruz. Bilemezsen hayata küsüyorsun. Ya da hayata tamam. yeniden başlıyorsun. Kim bilebilir? Yeniden ya, doğuyorum yani. Öyle belki bir şey de. de var yani neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Evet. Şimdi sana hmm. Heh, sorayım. Oyun bittiği halde seyircilerin bunu fark edemedikleri oyunumuz hangisidir? Oyun bittiği halde seyircilerin oyunun bittiğini fark edemediği oyun hangisidir? Bilirsen... Şaşırtmacalı soru mu? Neden ötürü fark Tabii ki şaşırtmacalı soru. Bu soruyu Candan Seda Balaman hazırladı. Hemen yaz oradan. Sana cevap versin. Ee, ben de doğru İhtiyacım cevap ne yok. diye İhtiyacım sordum. Candan'a ihtiyacın yok. Çünkü Aslı yazıyor oradan. Evet. Hayır. Tamam hadi sana güveniyoruz. Oyun bittiği halde seyircilerin bunu fark edemedikleri oyunumuz hangisidir? Son soru. Doğru yanıt verirsen altı oluyor. Oyun bittiği Peki. halde seyircilerin oyunun bittiğini fark edemediği oyun hangisidir? Ee, şansımı deniyorum. Hadi hadi ya. Bırakın bu işleri ya. 444 olabilir mi? Bilemedin mi? Maalesef sevgili seyirciler, izleyiciler, Sevinçer Bulak soruyu yanlış cevaplayarak sezonda Önümüzdeki oyunu sene sadece önüne haftalık haftasında şehir tiyatrolarında görüşmek üzere. Evet. Doğru Güzel cevap. Doğru buluşmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Tabii ki. Doğru cevap doğru... nedir? İkinci bir şans vereyim mi sana? Lütfen. Peki. Seyirciler illa oyunu seyretmeye gelen bilet alıp gelen seyirciler olmak zorunda değil. Dertsiz oyun. Bu kıyamı da unutma. <laughs> evet efendim. Hadi yine iyisin hadi. Doğru cevap Dertsiz oyun. Niye? Çünkü oyunda bak dinle şöyle bir anons vardı. Oyunumuz biteli. 5 dakika oldu. Oyunumuz biteli. Beş dakika oldu diye bir anons var. Şu anda da o, o müzik alttan alta gidiyor. Evet bu soruyu Candan Seda Balaban hazırlamıştı. Ee, Çok güzel bir soruydu. Candan Seda Balaban'ı bu soru için tebrik ediyoruz. Evet, bu durumda altıncı doğru cevabı verdiğinizi farz ediyoruz ve yarışmamızın galibi olarak anlıyoruz. Farz ediyoruz. Evet. Farz, farz ediyoruz. Farz ediyoruz. Efendim, sezonda Sevinç Erbulak ve Yiğit Sert Demir'in beraber oynadığı bir oyun görmek istiyorsanız, Sevinç Yiğit ya da Osman Kinyas yazıp <laughs> şeye Kumbara Celili'ye gönderiniz Evet, sevgili Sevinç Erbulak. E çok teşekkür ederiz hanımefendiciğim yayınımıza katıldığınız için. Yarışmamızı güzel da kazandınız. Güzel. E, <laughs> i̇leriki günlerde belki tekrar sizi e, yaparsak biz yayına e, konuk ederiz. Pek keyifliydi sizi buradan da olsa görmek. E, öpüyoruz Ay, sizi. Benim. Final pozumuzu e, beraber Hazırım. verelim. Hazırsınız. Başka bir şey değişti? Peki son. Final pozu geliyor efendim. Son ki. Bir dakika, üç. bir dakika. Dur, ha ne oldu? Tövbe tamam saçlarını düzelttim. Evet. Bu kadar önemli. Son ki üç. Evet çok zorladım seni göstermek için. Final pozumuzu da aldığımıza göre artık gün, gün sonu Z raporunu aldık. Teşekkür ederiz sevinççiyim. Canım benim. Öpüyorum. Ee, bir sonraki yayında tekrar görüşmek ümidiyle. Tabii senin yapacağın yayınlara da geleceğiz canım. Öyle öyleymiş ya. Orada görüşeceğiz. Yok yok ben yine konuk geleceğim. Program yapmaktan vazgeçtim. Ay ne güzel. Tekrar bekleriz sevgili seyircilerimiz de mutlu olacaktır. Haydi öpüyorum. Kendine iyi bak. Bay bay. Evet, final pozumuzu da verdik, Sevinç Erbulu'a da yolladık. Bu durumda yayınımıza artık müsaadenizle son verebiliriz. Ee, teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ee, tekrar buluşmak üzere diyelim. Çarşamba, Cumartesi şimdilik. Tekrar iyi bakın, sağlıklı kalın. Ne denir? Hoşçakalın.